efendim, günaydınlar. Yeni güne merhabaya hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün çok güzel bir gün, çok özel bir gün. Çünkü hem kadınları hem erkekleri ilgilendiren bir sorunla bugün bunu aşacağız inşallah. Diyelim Merve Bilge Atalay, ailenizin diyetisyeni, bizlerle olacak stüdyomda. Neleri konuşacağız? Neden kilo alıyorum? Diyetteyken neden bir türlü başarısız oluyorum? Neden bir türlü kilo veremiyorum? Ve bölgesel zayıflamalarda şikayeti olanlar. Tahtamızda öyle güzel tiyolarla sizleri bekliyoruz ki sizler sorularınızı alıp geleceksiniz. Ve ayrı ayrı sosyal medyadan hepinize ulaşmaya çalışacağız. Ve tabii ki bugün detoks sularından tutun atıştırmalık tabaklara kadar envai çeşit şeyler sizi bekliyor olacak muhtelif işler masamızda. Tekrar hatırlatmakta yarar var. İlerleyen dakikalarda Merve Bilge Atalay bize zayıflamada 10 altın kuralı söyleyecek. Acaba bu 10 altın kural nedir? Biz bunda ne kadar başarılıyız? İşte detaylarıyla birlikte yeni güne merhaba başlıyor. TRT Diyanet ekranlarından ayrılmayın. Bizler geliyoruz. Günaydınlar, yeni güne merhabaya hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kadını, erkeği, yaşlısı, genci. Bunlar aslında aile iklimini besleyen kanallar. Ya olursa ya olursa diye hayat kalitesi çok düşüyor. Biz kutunun rengini ve gülün rengini belirliyoruz. Ve yardım çığlığı aslında, ben öyle görüyorum her şeyi. İyi bir çocuk yetiştirmek sizin elinizde. Önce siz kendinizi yetiştireceksiniz. Genelde ilkokul birinci sınıfta öğretmenler tarafından fark ediliyor. Hani etleri, tatları fümeliyorlar ya, biz de burada kahveyi fümeleyeceğiz bugün. Aa, süper. Siz de ikram edeceksiniz değil mi? Tabii. Düşmanın nerede duruyor ona bak. Yani rengarenk yaratılmasının bir sebebi var. Yaşam başarısı mı, okul başarısı mı? Pamuk kullanılabilir, kozalak her tarafta bulunabilir. Eşiyle olan sorunu, çocuğuyla olan bir sıkıntısı işe yansıyor. Analitik düşünmek ne demektir? Alternatif olarak ne yapılabilir? Kahvaltı tabağıma yumurtadan başlayacağım. Çok agresif olabiliyor. Evet efendim, bizler yerimizi aldık, sizler yerinizi aldınız mı diye sizlere sesleniyorum. Lütfen uyanmış olun çünkü özel bir gün, güzel bir gün dedik. Önemli bilgilerle sizlerle olacağız. Tabii programın başından sonra takip etmenizi istiyoruz. Dolayısıyla ilerleyen dakikalarda hem detoks sularımız olacak hem atıştırmalık tabaklarımız, daha neler neler olacak. Merve'ye ben sözü vereceğim birazdan. Fakat sizlere şu an sesleniyorum. TRT Yeni Güne Merhaba Instagram ve Facebook hesabından sizler bence sorularınızı hazırlayın. Hatta hem de yollamaya başlayın ki anca yetişecek gibi görünüyor bugün. Tekrar dönmek istiyorum. Merve'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Seni gördüm, daha iyi oldum. Ne güzel bir perşembe. İnşallah güzel bilgiler. Güzel bilgiler olacak inşallah. Bu arada hatırlatmış olalım. Nazlı Özburun hocamız bizi izliyor mu bilmiyorum ama izliyorsa selam olsun. Biliyorsunuz hava muhalefetinden dolayı İstanbul-Ankara arası felç olmuş durumdaydı. Çok zor şartlarda uçuşlar oluyordu. Dolayısıyla bu hafta biz Nazlı Özburun hocamızla olamayacağız. Ama inşallah haftaya diyelim. Ona da selamımızı göndermiş olalım. Böylelikle Nazlı Özburun nerede diyenler varsa cevaplarını almış oldular. Merveciğim, bugün aslında bir nevi psikolojik yanını da konuşacağız elbette senin, evet. Ama en önemli yanın bu kilo verdirmede, hı-hı, senin vereceğin tiyolar açıkçası, evet, programda bu olacak benim için önemli, evet, olan. Neden kilo alıyorum? Aslında bununla bir başlayalım. Evet, burası, İnsanlar neden kilo alır? Burası çok önemli çünkü zaten biz kilo alıyoruz, o aldığımız kiloyu veremiyoruz ve nedenini bilirsek aslında, hani bir şeylerin nedenini bildiğimizde çözüme de ulaştırabiliriz. Biz nedensizlikten dolayı çözüme de ulaşamıyoruz. Bu yüzden neden kilo alıyoruz'un birinci sorusu, bir kan tahlillerine baktırmak lazım insanların. Yani bir diyetisyene gittiklerinde ya da diyetisyene gitmeden önce mutlaka endokrin uzmanına danışmalılar. Burada da en önemli bakılması gereken TSH dediğimiz tiroid fonksiyonları. Çünkü biz ne yaparsak yapalım, eğer TSH'ı yüksekse, normal bir sınırları var. Eğer yüksekse zor kilo veriyoruz ya da kilo veremiyoruz. Hipotiroid dediğimiz bir hastalık var ne yazık ki. Hashimoto tiroidi var. Bunların hepsini hani böyle çok içine girmeyelim çünkü sıkıcı olmasın, evet, ama önemli olan nokta burada tiroid hormonlarına baktırmak. Bunlarda hiçbir sorun yoksa hayatımıza devam edeceğiz. Diğer fonksiyonları da söyleyeceğim ama bunlarda herhangi bir sorun varsa, çünkü sorun çıkıyor, insanlar diyor ki ya ben ömür boyu ilaç mı kullanacağım, zararı vardır bunun, kullanmayayım.
kafasına göre. Hayır, doktorumuzun bize reçete ettiği dozda ilaçlarımızı kullanacağız. Bunun haricinde belirtmem gereken bir nokta daha var ki, ne yazık ki bazı diyetisyenlerimiz kilo verdirdiğini düşündüğü için tiroid hormonlarını reçetesiz şekilde yazıyorlar. Lütfen bunu da yapmayın. Çünkü tiroid sizin oynayabileceğiniz bir organ değildir. Yani bir doku değildir. Bu yüzden lütfen doktora danışmadan tiroid ilaçlarını, bunlar hormondur, kullanmayalım. İkinci olarak polikistik. Biliyorsun artık bütün genç kızlarda var ne yazık ki. O kadar yoğun ki polikistik olanlar daha zor kilo veriyorlar. Bu bir gerçek ve kiloya yatkın oluyorlar. Yani sen iki parça çikolata yediğinde kilo almayabiliyorsun ama o kızlarımız kilo alabiliyor ne yazık ki. Hani çevremizde de çok var. Bunların örnekleri bir kadın doğum uzmanında ultrasonda çok rahatlıkla görülmekle beraber tabii ki hormon testleri. Çünkü çok fazla çeşidi vardır. Fakat polikistik birisi illaki de kilo veremeyecek diye bir durum söz konusu değildir. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki en fazla 6 hafta bir direnç gösterir vücut ama mutlaka bu insanlar da kilo verir. Ha, başkası ayda 6 kilo verirken siz 2 kilo verebilirsiniz ama umutsuzluğa kapılmak kesinlikle çok yanlış. Bir de polikistiğin tek tedavisi diyet ve spordur. Bu yüzden siz kilo verdikçe hormonlarınız rahatlayacak ve aylık döngüleriniz tamamlanacak. Peki ilaç verdiyse eğer bir jinekolog onun evet. da takibini yapmalı diye söyleyebilir miyiz? Kesinlikle. Orada ilaç takibi yapılmalı fakat bazı bu kadın doğum ilaçları gerçekten çok ciddi iştah açıyor. Hı hı. Ve dayanılma ve yağlandırmaya da sebep olabiliyor. Bu yüzden hani orada daha az iştah açan ilaçlar var. Doktordan bunu rica edilebilir. Ben zaten iştahımı kontrol edemiyorum. Bu ilaç benim çok iştahımı açtı. Yani bende böyle bir etki gösterdi. İlacımı değiştirebilir miyiz diye bir ricada bulunabilir. Eminim ki doktorlarımız bu konuda anlayışlı olacaklardır. Fakat hani iştahım açıldı diye de sınırsız yemeye de gerek yok. Doğru, çok güzel söyledin. Şimdi peki neden kilo alıyoruz tespit ettik. Sebepleri, psikolojik sebepler de var. Psikolojik sebepleri de var. Yani, fizyolojik sebepleri de var. Depresyon buna belki katkı sağlıyor. Aynen, diğer bir nedeni depresyon. Çünkü biz iş yerimizde herhangi bir sıkıntı yaşadığımızda, eşimizle herhangi bir sıkıntı, çocukların herhangi bir sıkıntısı. Yani çözümsüz olaylar zincirine takıldığımızda biz en rahat kendimizi neyle terapi edebiliriz? Yemeklerle. Bu bir kısımda hiç yememeyle baş gösterip hani tamamen hayattan soyutlamayla bir kısımda da yemeklere hükmedebilme yani onlara söz geçirebilme ve vücudumuzda da zaten serotonin salgılattığı için birçok tatlı ya da karbonhidrat öyle bir rahatlama oluyor. Bu yüzden hani depresyonla beraber çok ciddi kilo alımları oluyor. Bunlara da çok dikkat etmek lazım. Bir de fizyolojik olarak da hipoglisemi gibi, şeker atakları, hiperglisemi çok gibi. Çok çabuk böyle eli ayağı titreyenler. Aynen öyle. Yani. Şeker problemleri burada çok önemli. Yine bir kan tahlili, tam kan sayımı yaptırarak glikoz vücudumuzda bir baktırmak lazım. Burada yine doktorun verdiği şeker düzenleyici ilaçlar mutlaka kullanılmalı. Yine bunlar da kafaya göre kullanılıyor. Peki ben şöyle bir araştırmada gördüm. Senin de burada fikrini alayım. Az önce diyoruz ya evet fizyolojik sebepler o kadar güzel anlatıyor ki Merve. Aslında bu işin kadın hastalıklarıyla ilişkisi var. Bu işin tiroid fonksiyonlarıyla alakası var. Genetik rahatsızlıklarla alakası var ama bir de elbette depresyon ve psikolojik rahatsızlıklar diyoruz. Çünkü depresyon ilaçlarının bazıları da ciddi bir yağlanma yapıyor. Bunun iştah açıyorlar. Evet, gerçekten iştah açıyor. Ve uyutuyorlar. Hani şöyle bir fikir alacağım senden. Bir küçük notum var. Bunu sen yorumla istiyorum. Çok düşük yağlı diyet yapmak depresyona itebilmektedir. Şimdi diyette yaptığım hataları bir nevi giriş yapıyorum ben artık. Özellikle sinir sistemi fonksiyonlarını düzenleyen N3 ve N6 yağ asitleri diyetimizde yer almalıdır. Evet. Haftada en az 2 kez balık, günde 10-15 adet fındık, badem tüketilmeli. Yemekler mısır özü, ayçiçek, fındık yağı ile pişirilmeli. Salata ise zeytinyağı ile kullanılmalıdır. Bu bir araştırmada yani evet. bir makaleden alınmış. Aslında bu katılıyor musun bu düşünceye? Kesinlikle düşük yağlı diyet önermiyorum ve ben her şeyi ev yapımı kullandırıyorum. Hiçbir şekilde light ürünleri önermiyorum. Light ürün öneren çok fazla kişi var. Ama ben buna karşıyım. Ev yapımı yoğurt öneriyorum. Neden bunlar? Çünkü bunların içinde de kaliteli yağlar var. Yani sadece yağların içinde yağ yoktur. Etin içinde yağ vardır, yoğurdun içinde yağ vardır ve bunlar kaliteli yağlardır. Bir kısmı işte etinkiler doymuş yağlardır. Yoğurdun içindekiler yine spor sonrası bizim
kilo vermemizi sağlar mesela. Yağdır ama kilo vermemizi sağlar. Bu hani 3 ve 6 dedin, onu tam anlamamış olabilirler. Omega i̇şte 3, onu açıklığı istiyorum ben. Omega 3 ve omega 6. Evet, gerçekten bu yağlar çok önemlidir. Omega 6'yı biz zaten sürekli alıyoruz. Ayçiçek, mısır özü, yani evlerimizde çok fazla bulunan bir yağ. O yüzden onu çok da konuşmaya gerek yok. Ama omega 3 ne yazık ki çevremiz, Türkiye'nin her tarafı denizlerle çevrili olmasına rağmen biz hala balık tüketmiyoruz. Özellikle Ankara gibi daha kırsal olan, iç kesimde olan İç Anadolu bölgesinde balık tüketimi oldukça düşük. Deniz görmeyince Karadenizler gibi olmuyor haliyle. Alışkanlık da olmuyor. Evet. Yok kokacak, yok olacak, yok bu olacak. Ama Allah korusun, çağımızın artık çok ciddi bir hastalığı var. Çağımızın vebası dediğimiz kanser ve biz bunun hani olduktan sonra değil, olmadan önce önüne geçmeliyiz. Hani diyorlar ki aman ne olacak, zaten ben iyiyim. Hayır, sen iyi olduğunu bilemezsin. Yani yarın ne olacağını bilemezsin. O yüzden bugünden önlemi almak zorundayım. Omega 3 balık yağıdır. Balık yani kaliteli, hamsi de vardır mesela. Hamsi de çoktur, somon özellikle da vardır. Özellikle söylediğim bir şey var. Benim hep söylediğim cümleler böyle aklıma çivileniyor. Balığı kesinlikle tavada yağda kızartmayın, yağını yakmayın diyorsun. Aynen. Omega'yı yakmayın diyor Merve her zaman. Ne yapacağız bunu? Belki hani fırında hafif üzerine yine yağlayabiliriz, evet, değil evet. mi? Ya da kendi yağıyla fırına sürün diyorsun kesinlikle. Sen. Kesinlikle fırının içine işte soğanları koyun, patatesleri havuçları koyun. Havuçları koyun, çok da lezzetli olur. Çok güzel oluyor. Üzerine zeytinyağıyla, yine burada da kaliteli bir yağ kullanıyoruz. Hı hı. Üzerine yaptık. Üzerine defne yaprağı. İşte salçalı sos olabilir bazı zamanlarda. Yani yemek gibi de pişirebiliriz balığı biz. İlla ki sürekli ızgara yapmak zorunda değiliz. Karadenizlerin balık ekşilisi diye bir yemeği vardır mesela. Bayağı balıkları güveç gibi yaparlar ve ekşi bir tadıdır. İnternetten bakarlarsa bulurlar tarifini. O şekilde yani biz artık balığı yemeklerimizin içine de katabiliriz. Yani bildiğiniz güveci balıkla yapmak ve çok lezzetli oluyor gerçekten. Hani bu şekilde balığı yakmadan lütfen. Yağ gerçekten çok önemli kullanımı. En azından haftada 3 gün 4 gün omega 3 takviyesi de alabilir kişiler ama biz her zaman dediğimiz gibi besinlerden doğal yolla almayı tercih ediyoruz. Zeytinyağı ve salata olayı şu şekilde söyleyeyim. Örneğin öğünde biz sadece salata tüketeceğiz. Bazen öğle akşamları olur ki yemek yoktur. Salata, yoğurt, çorba tüketeceğiz. O zaman mutlaka salatamızın üzerine zeytinyağı gezdirelim. Ama o öğün akşam yemeğinde eğer normal sebze yemeği varsa biz onu pişiyor, güveç gibi koyduk ya, altını kapatmaya yakın zeytinyağı ekleyelim. Yani zeytinyağını yine pişirmemiş olalım ve o şekilde tüketelim. Özü aslında zeytinyağını yakmayın. Yine kızartmamak. Hep klasik kadınların yaptığı yemek. Hani önce yağı koyar, evet. Yağ biraz kızar, ondan sonra hani soğanlar, doğranmış soğanlar tencereye kavurma. Bir tost sesi çıkar. Aynen. İşte o olmasın diyorsun evet. Sen. Belki alışkanlıklar işte. Yani gördüğümüz anneannelerimizden gördüğümüz yemek yapma stili artık böyleydi ve bunu değiştirmek de zaman alacak bir şey aslında. Tabii ki. Yani en azından haftada bir gün bile birinin aklına gelir de yapar, biri birine bir şey söyler. Bunlar zaman zaman oturacak şeyler. Yani kültür bu. Yavaş yavaş değişecek inşallah hepsi. Şey de lezzet de daha farklı oluyor. Yani sebze yemeklerine de herkese yine zeytinyağlı yapıyorsak daha güzel oluyor. Daha lezzetli oluyor. Onu ben çünkü yeşil fasulye de deniyorum. Söylemiş olayım. Şimdi yine neden kilo alıyoruz'u bir bitirelim, toparlayalım istiyorum. Ötekine geçeceğim çünkü şöyle bir şey var. Yapılan araştırmalarda yediklerimiz efendim psikolojimizi etkiliyor. Neden kilo alıyorum ya da neden bir türlü kilo veremiyorum diyorsanız psikolojimize ya da algımıza bir dönüp bakacağız. Öyle değil mi? Hmm. Bu önemli bir şey. Aslında çok da iki taraf. İki kanatlı uçacağız gibi geliyor bugün bana. Öyle değil mi Merve? Kesinlikle. Şimdi yiyeceklerimizin duygularımızın üzerinde belirgin bir etkisi var. Bu anlamda aşırı miktarda çikolata tüketimi depresyonu ortadan kaldırıyor. Kaldırırken aşırı miktarda kilo aldırıyor ve gidiyor depresyon. Bu sefer depresyondan çıkan kişi ne yapıyor? Ben depresyondan çıkmamışım, şişmanladım, tekrar depresyona girdim diyor. Kısır döngü başlıyor. İşte orada ben diyorum ki Merve'ye soruyorum. Çikolata evet bir serotonin, dopamin, noradrenalini etkiliyor. Dolayısıyla depresyonu da ortadan kaldırıyor. Peki biz depresyondan kurtulmak için çikolatayı aşırı tüketmeden, kararını da tüketerek çikolatanın yerine ne koyabiliriz? Spor. Aynı. Ben yiyecek dedim. Yiyecek söyle Merve.
Ama aynı etkiyi soruyorsan spor. Gerçekten. Evet, ilk 3 ay çok zor gelecektir spora gitmek. Mesela şu anda ben alışmaya çalışıyorum. Çünkü dün kendime bir ölçüm yaptım ve kas kaybı çıktı. Birkaç aydır kas kaybediyormuşum vücudumda. Ve bu benim moralimi alt üst etti mesela. Zayıflıyorum istemsiz ve kastan da gidiyor tabii. Çünkü spor yok. Artık hani verecek de yağ da azaldıktan sonra kas da vermeye başlıyor kişi. Eyvah, o yüzden yine bu depresyonda da aynı şekilde çok oturma, çok yatma, böyle sürekli karbonhidratlı beslenmelerden dolayı kas kaybı da çok oluyor. Burada en güzel çözüm ilk 3 ay kendi birazcık zor gelecektir ama depresyonu da yenmelerini sağlayacak olan, aynı zamanda kilo olan kiloyu verecek ve kilo aldırmayacak olan şey yürüyüştür. Özellikle açık havalarda. Yani şu an evet çok soğuk diyoruz ama şöyle bir 10 dakika dışarı çıkıp gelince bile psikolojimiz düzeliyor. Aynen. Çünkü kar yağdı, hava temizlendi, iyi hissediyoruz. Mikroplar öldü. Tamam, aynen. Karın dezavantajları var ama... Evet. Sonuçta toprağa bir bereket, toprağa bir vitamin geldiği gibi, evet, insan ruhuna da dokunuyor kar. Kesinlikle. Öyle değil mi? Ya iyi hissetmeye başladık. Yani ben onu fark ettim. Kar yağdığından beri sanki o geçtiğimiz yıl ve ondan önce yaşadığımız kötü olayları bir kenara bıraktık i̇nşallah. Gibi hissediyoruz. Her temiz ülke olarak. Gibi aksın ülkemize inşallah. İnşallah bundan sonra kötü şeyler olmasın. Güzel aslında bilgiler veriyorsun ama bir de şunu soracağım. Şimdi çikolatanın yerine spor koydun sen. Ben de diyorum ki çikolata yerine, şimdi çikolatanın serotonin ve beynimizin, evet, kimyasına etkisi var ya, o yüzden, evet, mutlu hissediyor kişi. Zannediyor ki çikolatanın tadından. Evet. Hayır, aslında çikolatanın tadı güzel ama beynimize de başka bir etki yaptığı için depresyonumuza iyi geliyor. Evet. Onun İncek yerine olarak. Efendim yoğurt da aynı etkiyi yapıyor bilimsel araştırmalarda. Aynen serotonini salgılamamıza sebep oluyor. Dolayısıyla hani böyle kötü hissettiğimizde belki ara öğün olarak... Ben yoğurt yerim mesela. Yoğurt demek yemek... Demek ki ondanmış. Değil mi? Çikolata da çok severim. Bunu bilmiyordum. Yoğurt da aynı etki yapıyormuş. Çikolata da çok severim. Ciddi bir çikolata... Evet. Sevgim vardır ama yoğurt da çok severim. Demek ki birbiriyle çok daha bağlantılı. Onun haricinde şöyle bir önerim olacak benim. Birazdan şu atıştırma tabağında yapacağız ya. Aynı etkiyi hissedecekler. Hurma içi kakao. O kadar güzel olacak. Benim üzerimde deneyeceğiz. Aynen, deneyeceğiz. Yedireceğim sana. Çikolata İnşallah. Gibi hissedecekleri bir besin. Çünkü burada bir çikolata gurmesi duruyor. Emin olabilirler iyi hissedeceklerini. Onu da birazdan yapacağız. Onu beklesinler. Kesinlikle. Lütfen. O zaman diyoruz ya aslında atıştırmalık tabak ne? Çok güzel olacak. Hem kalorisi düşük hem bizi mutlu edecek şey. Aynen, ve spor öncesi ya da spor sonrası kaslarınızın toparlanmasına sağlık. Şimdi hani... Çok ciddi bir spor yapan kesim de var. Ama diyor ki spor önce ve sonrasında ne yemeliyim? Onunla da alakalı bu atıştırma tabağı güzel olacak. Çok lezzetli. Peki ben de özel bir soru sorayım diyetisyen bulmuşken. Şimdi çok yoğun çalışan insanlar, evet, hayatında çok yoğunluk yaşayanlar, evet, spor yapmaya çok vakit bulamayanlar ne yapacaklar? Ne öneriyorsun? Tam yatmadan 10 dakika önce pilates. Başka ne yapılabilir? Kendimle alakalı gördüm bunu. Farklı. Çok güzel bir site var. Şu an sitenin adını hatırlayamıyorum ama kişiler çok yoğun. İşte sabah 8, akşam 6'ya kadar plaza hayatındalar ve bu kişiler ne yapabilirler örneğin ya da evdeler. Diş fırçalarken örneğin bacaklarını yana açıp kapatma hareketi yapıyor. İşte kadınlar üzerinde gösteriliyor videolarla. O kadar tatlı ki. Burada da en hani kısa hatırladıklarımı anlatayım. Diş fırçalarken aklında olsun herkesin, bacağımızı şu şekilde yana açıp kapatıyoruz. İşte 20 kere bunu, 20 kere bunu. İşte bir arkaya bir de diğer arkaya. O sırada dişlerimizi fırçalayıp işimiz bitiyor. Sonrasında çorba karıştırırken yine bacak hareketlerini, işte ayağımıza bir pilates lastiği bağlayıp yana açma hareketlerini yapıyoruz. Yatağa yattık. Son işte o 10 dakika bu köprü hareketi gibi yatakta yatarken ki hareketler aynı zamanda esneme hareketleri olabilir. Rahat bir uykuya geçiş sağlar. Kesinlikle. İş yerinde çok oturuyorsak 10 dakikada bir bütün danışanlarıma söylediğim hızlı bir kalkma. Bu sizin kaslarınızı harekete geçiriyor ve vücudunuza bir dinamiklik veriyor. Hızlı bir kalkma yapabiliriz. Bir de mailleri cevaplayacağız. Çevredekilere çok aldırış etmeden squat hareketi var ya. Onu oturup kalkarak yapabiliriz mesela. Yani bunlar günlük hayatımızdaki güzel öneriler. Evet. Bazen şey diyorum, evimde kaç kilometre yürüdüm diye düşünüyorum. Çünkü oturduğum dakikalar sayılı benim. Şimdi diyecekler evet nasıl zayıf kalıyorsun belki. Yani ama hayatın hareketlisin. Evet. Hayatın içinde hareket var. Yapı da meselesi. Yapı meselesi. Yapının yanında artı ciddi anlamda enerji
tüketen bir hayat. Ve onun kısır döngüsünde aralara bir şeyler serpiştirmek belki aynen çok öyle. Önemli. Söylediğin tiyolar çok güzel ama bunları uygulayacak hayatın içinde yapılabilecek şeyler çünkü bunlar. Çünkü mesela şu an benim hayatım da çok yoğun ve gidip yani bir pilates salonuna gidemiyorum. Bir arkadaşım var kaç gündür arıyor. Tamam geleceğim diyorum ama ya bir türlü fırsat bulamıyorum ama bir de şunla da alakalı. Biz küçüklükten yetiştirilme olarak sporun içinde yetiştirilmediğimiz için örneğin nasıl ben herhangi bir yere bir yerde buluşmaya zaman ayırabiliyorum kendime işte evde bir iş yapmaya zaman ayırabiliyorsam sporu da aslında bir iş gibi görüp yani hayatımız içinde yani 6 ile 7 arası spora gidiyorum. Ya bu da benim bir işim olarak gördüğümüzde aslında yapabiliyoruz. Biz sporu, diyeti hep ertelenebilecek, sonra da yapılabilecek şeyler olarak görüyoruz. Bu biraz da yetiştirilme tarzıyla alakalı. Hızlı yaşam. Kesinlikle öyle. Ama bu dediğim gibi yani biz onu zaten kaldırıp atılabilecek bir şey olarak görüyoruz. Yani yoğunluğu mu var? Sporu kaldır at. Ama küçüklükten beri sporun içinde olan insanlar böyle yapmıyor işte. Ama şöyle bir şey bilmiyorum. Hani belki aramızdaki yaş farkından dolayı bu söylediğim senin için geçerli mi olacak bilmiyorum. Çocukluğumuzdan kalan, ben dışarıda büyümüş bir insanım. Benden sonra bitti. Sokak 90... oyunları ne zaman bitti bilmiyorum. 90. 90'lardan sonra bitti evet. İşte. Benden sonra bitti. Şimdi öyle bir şey ki çocukluğumuzdaki ben hatırlıyorum. Hani böyle yattığım yerde bayılarak uyuyan bir çocuktum. Evet. Hala öyleyim de diyormuşum. Evet. Şimdi öyle bir şey var ki ciddi bir yoğunlukla sokak oyunlarıyla, koşturmacalarla, yakar topu, iz topu, ip atlaması deli gibi vücut eforuyla büyüdük aslında biz. Yani yemeği dışarıda ekmek arası bir şeylerle yemek aynen. Hiç önemli değildi. Oyun hep öncelikli geldi oyun ama oyun da oturarak değildi. Neydi? Evet. Koşmalı, zıplamalı, atlamalıydı. Aynen. Belki bizde bu avantajdı çocukluğumuzdan beri. Şimdiki aynen. Çocuklardaki kilo problemlerinin sebeplerinden birisi PlayStation. Aynen öyle. Yani o da çok büyük problem. Şimdi çocuk hastanesinde çalıştığım dönemlerde bir bakıyoruz 10 yaşında çocuk karaciğer yağlanması, insülin direnci, şeker uçmuş yani o kadar kötü durumdalar ki tamamen beslenmeyle alakalı ama anneler sabah kahvaltıda çocuğum istiyor diye hazır şu tavuk kızartmaları var ya onlardan kızartıyor kahvaltı. Sabah kahvaltıya artık bizim şu kahvaltı kültürümüz de değişti. Onu da konuşalım ya. Çocuk ne istiyor? Yani yemiyor o yüzden ben ona sürekli makarna yapıyorum. Yemesin o zaman. O zaman biraz aç kalsın yani Türkiye'de şu anda çok açlıktan ölen insan yok. Yani çocuğun da senin evinde zaten açlıktan da öldürmeyeceksin. Hı hı. O yüzden hani yemiyor diye sürekli çocuğa alternatif bir yemek hazırlamak annenin yaptığı en büyük yanlıştır. O zaman zaten şunu söylüyorsun hep sen de. Yani iyi ki de hani ortak bir nokta var bu konuda. Ben kahvaltı yapma alışkanlığını ilkokuldan beri annem sayesinde kazanmış birisiyim sağ olsun. Ben çok... üniversitede kazandım mesela. Çok geç kazanmışsın Merve. Yani ben kahvaltı zor tabirdim çıkmazdım evden sıcak çay işte zeytin peynir yemeden ne olursa olsun muhakkak haşlanmış yumurta. Ya benim zaten diyorum ya üniversitede nasıl kazandım hocalar yumurtanın içeriğini anlatınca dedim ki ben ne yemiyormuşum. Yani nasıl güzel bir besin yemiyormuşum. Çünkü insanlara biraz içeriğini de öğretmek lazım. Ya mesela bunu, neydi hocaların söylediklerinin aklında kalan? Anne sütünden sonra en yararlı protein kaynağı. Bakın cümleye bakar mısınız? Anne sütünden sonra en önemli protein kaynağı yumurtadır. Yumurta haşlanmış yumurta özellikle. Aynen böyle şey yeşillendirmeyeceğiz. Evet. Ona çok dikkat edelim. Daha, ya pişecek, kayısı kıvamında kayısı diyorum kıvamı. Ben. Evet. Çok sevdiğimdir o da. Evet. Bu cümleyi duyduktan sonra dedim ki aman yarabbim ne yemiyormuşum ben. Yani nasıl yemem bu nimeti. Sonrasında her sabah yemeye başladım ve alışkanlıklar kazanılır. İstenildiği gibi kazanılır. Evet. Yani diyorum ya ben bir günde değiştirdim bu alışkanlığımı. Çünkü istedim. Çünkü dedim ki ben bunu nasıl yememişim yıllarda. Üniversite işte birinci, ikinci sınıfta başladım kahvaltı yapmaya. Ondan sonra devam ettim. Evet. Ne kadar güzel öyle. Bir şey. Yani ben hastaneye gidecek bir durumu yoksa sabah aç karnına kan vermeyeceksem o evden hani Allah'tan bir mani çıkmazsa her zaman o çay demlenecek. Sabah 7.30'da zaten. Hele ki en güzel dönemi bu saat olayında sevdiğim şey hani sabah namazı ama saati yatmak zorunda kalmıyorsunuz. Aynen bu sabah. Kalkıyorsunuz namazınızı kılıyorsunuz kahvaltıya oturuyorsunuz. Harika bir dönem. Ya o çok güzel ama sadece işte İstanbul'da bu yaka değiştirenler için onlar sıkıntı için oluyormuş birazcık şey. Sabah namazını kılamadan çıkıyorlar çünkü hani erkenden çıktıkları için. Allah herkese Allah yardımcıları olsun onların. Şimdi devam edeceğiz ama ben önce bir izleyicilerimize dönelim. Biz seninle böyle birbirimizi bulunca bir sohbete dalıyoruz ama efendim sizleri unutmadık. Merve sorularınızı bekliyor.
TRT Yeni Güne merhaba. Instagram ve Facebook hesabını sadece soru sormayın. Lütfen takip de edin bizleri. Ve zaman zaman bize de hediyelerimiz oluyor, kitaplarımız oluyor efendim, çocuk takvimlerimiz oluyor. İşte bunları kazanmak, edinmek istiyorsanız lütfen takipte kalın diyeceğim. Sorularınızı birazdan sosyal medya bölümü yaptığımızda Merve'ye anlatacağım, soracağım. Size şimdi bir şey de söylemiş olalım. Biliyorsunuz kaç haftadır biz, ben daha doğrusu bunu planlamıştım. Ama Allah bugüne nasip etti diyeyim. İlerleyen dakikalarda örnek bir söz, evde yapılacak bir söz, evde yapılacak bir nişan. Nasıl masrafsız ama şahane bir masa olur? İşte onun görüntüleriyle beraber sizlerle paylaşacağım. Burada küçük bir nişan çantası hediyem var. Onları sizin için tek tek muhtelif işler masasında açacağım. Lütfen bunu da bekleyin diyorum. Çünkü neden? Zarif olmalıyız değil mi? Hani böyle... şeydir, yükte hafif olmalıyız biraz. İçimize sinmeli. Şöyle evet, dedim, her şey. Boyumuz 1.65. Beden kitle indeksi aralığı bayağı geniş. 53 de normal aralıktır, 64 de normal evet. aralıktır. Kişi kendini nerede mutlu hissediyorsa, kişinin mutluluğu çok önemli. Yani 64 kiloda hafif balık etli o elbisenin içinde kendini güzel hissediyorsa güzeldir o kadın, iyidir. O yüzden yani 70 kiloda da bir sağlık problemi yoksa güzeldir. Kesinlikle burada herkes 36-38 beden olacak gibi bir düşüncemiz yok, onu da belirtelim. Önemli olan sağlık sorunu olmadan rahatlıkla hareket edebildiği ve mutlu olduğu bir vücuda sahip olması. Evet. Şunu da söylemek gerekiyor. Hani burada biz güzellik, işte fit olma, şöyle olsun evet. kilonuz, asla böyle bir şey yapmıyoruz. Lütfen şimdi gelecek eleştirileri hemen ben ekart etmek istiyorum. Aynen. Çünkü şu var, belki 36 beden inanılmaz derecede baseni var. Aynen. Ya da 38 beden de ama ciddi anlamda bir bek var. Sağlıksız besleniyor. Yok şimdi şey de söyleyeceğim. Şu hani neden kilo alıyoruz da ciddi sağlıklı beslenip kilo olan arkadaşlarım da var benim. Ama çok sağlıklı besleniyorlar. Hani gerçekten besleniyorlar. Gerçekten evet, sağlıklı güzel. Besleniyor. Hakikaten sağlıklı besleniyor. Ama kilo alıyor. Ama kilo alıyor. Niye biliyor musunuz? Porsiyon önemlidir. Siz 3 tane kuru incir, yanında 5 tane badem, onun yanına 10 tane ceviz yerseniz sağlıklı diye o zaman da kilo alırsınız. Yani fast food hayatında yok. Hiçbir şey hayatında yok. O kadar sağlıklı besleniyor ki sabah tam buğday ekmeğine tost yapıyor ama iki büyük tost yapıyor. İşte öğlen tam buğdaylı makarna yiyor. Yanında yoğurt yiyor. Ama onun yanında işte salatanın üstüne aşırı zeytinyağı koyuyor gibi. Yani biz sağlıklı şekilde de kilo alabiliriz. Yani illaki de hormonal bir problemimiz olmayabilir, depresyonda olmayabilir. Sadece yemeği seviyoruzdur. Sağlıklı yemeği seviyoruz. Ha, evet o da şey yani da zayıf olup yemeği çok sevenler de olabilir. Aynen. Yani illa şey değil her yiyen de kilo alacak diye bir şey yok. Bir şey bazen yok. Metabolizma. Ben metabolizmaya da girmek istiyorum soracağım. Kesinlikle. Ama diyorum ki arkadaşlar biz yavaştan şu tahtamızın yanına geçsek. Hem orada belki gelen sorular kulağıma söylenecek. Hem de masaya biraz yaklaşsak mı artık evet, diyorum. Evet, evet. O zaman arkadaşlar ben diyorum ki diyette yapılan hatalarla başlayalım. Merve'yi ben oraya alacağım. Bilmiyorum arkadaşlar siz soruları hazırlar mısınız? Pekala o zaman biz başlıyoruz. Merve'cim gel bakalım seninle beraber tahtamızın yanına geçelim. Çünkü Merve'nin sizin için özel hazırladığı bu başlıklarda biz neden kilo alıyorum tikleyelim mi? Aynen. Çünkü yaptık. Onu yaptık. Değil mi? Neden kilo alıyorum konuştuk. Eğer kaçırdıysanız sorularınızı da lütfen eleyin diyelim ama izlediyseniz. Kaçırdıysanız belki yine özet geçecek. Diyette yapılan hatalar. Evet. Kilo almış birisi. Az önce bahsettiğim gibi. Çok önemli gibi. Aynen. Ne gibi hatalar bana var? Herkes şu soruyu soruyor. Ben diyet yapıyorum ama kilo veremiyorum. Çok önemli bir nokta. Çünkü kesinlikle yanlış bir şeyler yapıyorsun sen. Ne yapıyorsun mesela? Öğün atlıyorsun. Diyette yapılan en büyük hata öğün atlamaktır. Öğün atlamak, mesela kahvaltıyı atlamak demin konuştuğumuz gibi ya da kahvaltıyı yapıyordur böyle bir iki çatal bir şeyler alıyor koşuyor. Öğle yemeğinde o kadar yoğun, o kadar yoğun ki yiyemiyor. Atlıyor sonrasında ikindi de yiyemiyor ama diyette bu kişi hiçbir şey yemiyor. Çok diyetteyim hiçbir şey yemiyorum hiçbir şey yemiyorum. Sonra akşam yemeğine oturuyor bir tabak sebze yiyor yoğurt yiyor diyetteyim yine çok sağlıklıyım. Sonra 9'da vücudu diyor ki sen bugün bir şey yemedin ki hadi bir şeyler yiyelim. Hadi bir şeyler yiyelim. O bir şeyler ne ama? İşte tatlı ya da hamur işi. Evet. Dolaptaki börek örneğin dolaptaki herhangi bir şey. Hiçbir şey bulamasa ekmeğin arasına çoka krem sürüp yine onu yiyor. Yani çikolatalı bir şeyler yiyor. Mutlaka yiyor. O yüzden öğün kesinlikle atlamıyoruz. En büyük hata bu. İkincisi diyet yapılan en büyük hata direnç kilosudur. Yani mesela biz senden örnek vereyim.
Çok iyi bir örnek değilsin ama. Aa, neden, bir dakika. Yani hani kilon değilsin diyorsun. Aynen. Beni şu yukarıdan an düşmedi. Tamam. Örneğin senin 60 kiloyla başladık farz edelim sana diyete. Çok güzel. Boyu kaç ama bu insanın? İşte boyunda 1.63 olsun mesela. Tamam. 60 kiloyla diyete başladık. 53 kilo olmaya çalışıyorsun. Tak 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 düşüyoruz. Diyetisyen kontrolündesin de aynı zamanda. Düşüyoruz, düşüyoruz, düşüyoruz. 55'e takıldın. Gitmiyor. Ne yaparsan yap gitmiyor. Var böyle gördün? Yani çok takılıyor ve o kadar vermiş 2'yi veremiyor. Veremiyor. Var ya, o kadar çok büyük vakadır ki yani Türkiye'de sor şimdi çık. 10 kişiden 8'i böyledir. Verenlerin arasında. Veremiyor. Bu bir direnç kilosudur. Hı. Sabırlı olacağız. Sakin olacağız. Sürekli aynı öğünleri yemeyeceğiz. Değişiklik yapacağız hayatımızda. Bir de sporumuzu artıracağız. Bir de bu bazen 2 hafta olur, 2 ay olur. Sabredeceğiz. Tartıya sürekli çıkmayacağız. Kendimizi sakinleştireceğiz. Ben kilo verebiliyorum. Kilo veremiyorsam bile sağlıklı besleniyorum diye düşüneceğiz. Ve diyetimizi bozmayacağız. Şimdi Merveciğim bütün... şu çok güzel şeyler anlatıyorsun. Ben diyorum ki şu kısmı silelim. Hı-hı. Tamam mı? Yazalım mı? Aynen. Çünkü neden? Bunu diyecekler ki neden bu inste şunları tekrar geleceğiz, tekrar tamam yazıyoruz mı? Evet. Neden? Çünkü ben anladım ki Merve anlattıkça bizim toplumumuzda bunlar... Kesinlikle bilinmesi ve bence bunu yazsınlar. Kilo vermeyle alakan olmadığı için bu sorunları. Evet, işte neden Merve diyorum ki ne yapayım Merveciğim, benim hiç öyle bir problemim, benim kilo alma problemim oldu, onu da salladım gitti artık. Aynen. Şimdi yapılan hatalar dedik, öğün atlama. Öğün atlama. Yazayım mı sen ben sana söylerken? Aynen. Tamam. Yazım zaten Çince'den hallice olduğu için. Öğün atlama. Evet. Bakın yapılan hatalar, bunları yayınlayalım biz Instagram'da değil mi arkadaşlar? Evet, devam edelim Merve, başka? Öğün atlama ve gece çok yeme olarak. Şöyle yapalım. Gece çok yeme. Gece çok. Aynen. Yeme. Direnç kilosunda bırakma. Ha, vazgeçme. Vazgeçme. Direnç kilosunda vazgeçme. Evet. Başka? Sporsuz da ben çok rahatlıkla kilo verebilirim diye düşünme. Spor. Spor yapmama. Öyle yazalım. Spor yapılmaması. Evet. Bunlar ciddi hatalardır. Bunların yanında ikindi ara öğününü yine yok saymak. Önemli olan o ikindi ara öğününün bir özelliği mi var? Evet, çok büyük bir özelliği var. Onu niye hani özellikle bu buradan harici ayırmamın, şu öğün atlamadaki yerini ayırmamın nedeni orada insülinimiz bir pik yapıyor bizim. Yani kan şekerimizde herkeste olur zaten. Yani bazıları çok hisseder, bazıları biraz daha az hisseder. Biz öğle yemeğinden sonra böyle bir 3 gibi, 4 gibi vücudumuzda bir titreşim hissederiz. Yani hadi bana bir şey ver, hadi bana bir şey ver. İşte burada bu öğün çok önemli. Burada küçük bir ara öğün yiyeceğiz, akşam yemeğinde saldırırcasına yemeyeceğiz. Hı hı. O zaman şunu da devam edebiliriz. Hı hı. Başka bir şey belki en pik noktası, en üst noktası. Hı hı. Tıkınırcasına yemeği akşama saklamak. Aynen yani, ya da akşamları tıkınırcasına yemek. Kesinlikle. Gün boyu kendimizi işlerle yorup akşam aşırı derecede yemek. Akşam aşırı yemek. Diyet ürünleri aşırı tüketmek. Bu da çok önemli. Diyet bisküvi. Bir dakika. 3 paket. Gerçekten mi? Tabii. Diyet ürünleri yemek çok fazla. Diyet ürünleri. Diyet ürünleri yemek de diyebiliriz. Çünkü onlar da tetikliyor. Tamam. Diyet ürünü yemek. Aman Allah'ım, diyette yapılan hatalar diyet ürünü yemek. Komik oldu. Devam edelim. Ama gerçekten öyle. Çünkü şöyle düşün. Normalde ekmek yiyecek, beyaz ekmek yiyecek, 3 dilim yiyecek. Tam bu da ekmeği diye 6 dilim yiyor. Birisi 90 kalori, birisi 70 kalori. Anlaşıldı. Fazla yemek, aşırı. Aşırı, bu da önemli. Yani kesinlikle. O hani formda kalmak için aynen tüketilen şeyleri çok fazla, nasıl olsa kalorisi düşük. Aman yiyeyim bari diyor. Hayır, yanlış. Aynı ölçüde tüketeceğiz. Hı hı. Bir de hayatımıza yapamayacağımız şeyleri sadece belirli bir süre için sokmayın. Açıkla bunu biraz. Bu ne demek? Senin çok yoğun bir hayatın var. Ve sen bu hayatında asla ve asla günde 1 saat yürüyüşe ömür boyu tutamayacaksın hayatında. O zaman diyeceksin ki ben yarım saat yürüyebilirim günlük ya da 25 dakika yürüyebilirim. Bunu katacaksın. O zaman istikrarlı egzersiz. Aynen öyle. Devamlı egzersiz ve devamlı hani öğünleri devamlaştırma. Yine aynı şekilde bu öğünlerle de alakalı. Hı. Mesela sen ömür boyu hiçbir zaman akşam şeyden sonra mesela
6'dan sonra hiçbir şey yemeyeyim. En son akşam yemeğimi 4.30'da yiyeyim. Hı. Bu şekilde beslenenler var. Bunu bir 3 ay yaparsın, bir 6 ay yaparsın ama bir yıl yapamazsın. O zaman... Ya da şekeri mesela hayatımdan tamamen çıkarttım. Ekmeği tamamen çıkarttımcılar var. Bunun yapılabilirlik süresi 1 yıldır, 1,5 yıldır en fazla. O kadar bile belki yapamayacak. İşte en fazlasını söylüyorum. Yani 21 gün yapanlar var, 63 gün yapanlar var. Şu anlamda güzel. Hani kendini bir terbiye toparlamak. Toparlıyorsun. Ama bunların devamlılığı yok. Yani hayatında diyetteyim diye, ben diyetteyim diye sen sürekli her şeyi kestin. İşte sütlacı kestin, profiterolü kestin, ekmeği kestin. Hiçbir şey yemiyorsun. Aç geziyorsun. Bu diyetin ömrü 1 ay. 1,5 ay. Yok yani, hatta 1 hafta ya da pazartesi başlar, salı gün biter. Evet. O şekilde. Ama sen yarım porsiyon sütlaçla doymayı öğrendiğinde, yarım porsiyon profiterolle doymayı öğrendiğinde, işte ekmek yediğinde ama bütün bir ekmeği değil, başından azıcık yediğinde, hayatına bunu oturtturduğunda zaten her şey yoluna girecektir. Yani dönemlik diyet yapmayın. Bugün başlayıp 3 ay sonra zaten ben her şey yiyeceğim hayalleri kurmayın. Evet. O zaman ben diyorum ki istikrarlı olmak hem egzersizde hem şeyde. Ürünlerde. Aynen öyle. Diyetteyken efendim istikrar... İstikrarlı olmak neydi? Egzersiz öğünler. Ve öğünler. Kesinlikle. Çok güzel bilgiler. Bence bu şema bile harika. Diyet ürününün yanında bir de sağlıklı besinleri abartanlar var. Demin anlattığım gibi. Sağlıklı, evet. Önemli. Onu da yani şu var aslında. Her şeyin abartısına kaçmak. İlla ki çok da abartı değil, azda da abartı yapanlar var. Tamamen kesmek ne demek her şeyi? Bir de şöyle düşünen bir kesim de var ne yazık ki. Su içsem yarıyorcuların, su gerçekten beni çok şişiriyor, o yüzden ben su içmiyorum. Su tüketimiyle alakalı notumuz var mı burada? Kesinlikle su. Su içmemek. Su içmemek de hata, evet, değil su mi? İçmemek de şöyle yazalım hata. O zaman arkadaşlar. Midemiz genişler falan diye düşünmeyeceğiz lütfen. Bu da önemli. Suyu eksik etmiyoruz diyette de ama gene orada da abartı ya da eksiklik yapmayacağız. Yapmıyorum. Her şey kararında. Her şey kararında. Vücut evet. Zaten bizi yönlendirecektir. Arkadaşlar ben şimdi bunun cep telefonumla bir fotoğrafını çekmem lazım. Çünkü bizim Instagram takipçilerimiz vallahi yapmayınca var ya öyle bir çekiyorum ki mesajlardan neler duyuyorum neler. Merve sen belki toparlamak adına kameraya söylerken ben bunun fotoğrafını çekeceğim. Çünkü tamam. Ekstra ne yapacağız bundan sonra onu söyleyelim. 16 kuralı vereceğiz inşallah. 16 kuralı. Bir de zayıflatan besinler. Onun başlığını hazırlıyorum. Evet, neler sen başlayıver birden. Zayıflatan besinlere başlayalım mı? Şimdi şöyle bir durum var. Bazı besinler bizim yediğimizde o besinleri vücudumuza aldığımızda biz daha fazla kalori yakıyoruz. Bunların başında sebzeler geliyor. Yani sebzenin mesela 100 gramı 20 kalori. Siz zaten o marulu çiğnerken, işte yavaş yavaş yerken, o doygunluk hissi gelirken o eforu sarf etmiş oluyorsunuz. O yüzden sebzelerin birçoğunu yememiz bizim için çok iyi, bizi aynı zamanda zayıflatır ve bizim diğer öğünlerde tok kalmamızı sağlar. Yani örneğin şöyle düşünün, kocaman bir salatanız var, bir tane sebze yemeğiniz var, yoğurdunuz var ve çorbanız var. Siz zaten o salatayı yerken o kadar tok hissedeceksiniz ki kendinizi, belki çorbanın yarısı bile kalacak. O yüzden lütfen çiğ sebze yiyoruz. Tok tutan besinlerin başında çiğ sebzeler geliyor. Ama Tuğba'cığım daha spesifik de konuşalım mı? Tek daha tek spesifik olacağız. Sen yazalım şimdi mı? Ben bunun fotoğrafını çektim. Bana sakın kızmayın. Size tamam. Atacağım Instagram'dan ki not olarak düşürmüş olun. Ne kadar güzel bilgilendirici bir evet. Eğitim günü. Dolu kendi dolu kendimi üniversite sıralarında hissettim açıkça söyleyeyim. Şimdi dereotuyla başlayalım. Dereotuyla başlamam mı? Başlığımız kilo verdiren besinler. Kilo verdilen besinler efendim. Umarım şu an ekran başındasınızdır ve bu harika bilgileri not alıyorsunuzdur diye ünlemlerimi bile koyuyorum. Bir. Bunları günlük yaşantımıza katıyoruz. Hı hı. Mutlaka katıyoruz. Şimdi bir. Dereotu. Dereotuyla başlayalım. Aynen. Önce istersen besinlerim sayalım yoksa içerikleriyle gidelim. İçerikleriyle tamam. Gidelim. Daha zenginleştirelim. Dereotu. Dereotu. Birinci, önce emziren annelerimiz de çok izliyor bizi. Hı hı. Çok iyi süt artırıcıdır. Her programda söylüyorum. Şöyle tekrar söylüyorum. Emziren anne dereotunu sofrasından eksik etmeyecek. Bu kadar basit. Hı hı. Sevmiyorum diye bir şey yok. O zaman omletin içine katsın. Onun haricinde dereotunun şöyle büyük ve mükemmel 2 tane özelliği var. Demin TSH'dan bahsettik ya, tiroid fonksiyonlarını toparladığı söyleniyor. Evet. Daha iyi çalışmasını sağladığı söyleniyor. O yüzden dereotunu eksik etmiyoruz. Bu birincisi. Yani metabolizmamızı hızlandırıyor. Merveciğim şimdi bir soru geliyor kulağıma. Heh.
Rejimiz de çok dikkatli. Dereotunu hamileler de yiyebilir mi diyor. Yiyebilirler. Bakın yiyebilirler. Sizden sıkıntı duysunlar istedim. Evet yiyebilirler. Fakat böyle hani dereotu kaynatmak falan öyle şeyler yok. Normal bağın işte bir avuç kadar yumurtanın yanına koysun. O şekilde gayet yeşilliğini yiyebilir. Onun haricinde dereotunun diğer bir özelliği tok tutması. Yemekten 15 dakika önce bir avuç dereotu. Şimdi aslında bunu takip edin. Yemekten önce. 10 dakika 15 dakika önce. Dereotu yiyor ve birkaç ay bunu denesin, evet. Ne kadar tok hissettiğini görecekler. Yani önemli küçük notları veriyorum. Bakın her şey sizin için. İkinci tok tutan aslında yani kilo verdiren. İki tane özelliğimiz var. İkinci besinimiz ananas. Ananas. Aynen. Ananas bizim yağ yakımımızı hızlandırıyor diyen çalışmalar var. Aa, herkes yağ yakmak istiyor ya. Aynı zamanda ödem attırıyor. Ödem. Ödem. Ananas çok iyi bir besin. Artık bizim bütün marketlerimizde var, sofralarımızda var. Hı hı. Kabuğunu da ödem çaylarında kullanıyoruz. Haftaya ödem çayı yapalım inşallah. Aa evet ya. Olur mu? Hatta biz de içelim burada değil mi arkadaşlar? Evet, evet, ödem haftaya atacakmışız. Haftaya ödem çayı yapalım. Ananası kullanıyoruz. Nasıl kullanıyoruz? Şöyle bir dilim kadar. Ara öğünde ikindi ya da en akşam 8.30'daki ara öğünde bir dilim kadar mesela bir cevizle beraber ya da keten tohumu ile beraber kullanabiliriz. Keten tohumu da zaten var. Üçüncü de keten. Onu seviyorum ben. Salatalara bakın sadece hani şeyde değil de lütfen yazımın kusuruna bakmayın. Psikologların yazıları da pek güzel olmaz. Seninki yine. Bunu unutun, unutmayın. Keten tohumu. Keten salatalara tohumu. Katabiliriz. Salata olur, yoğurt olur. Hatta yoğurt kürü vermiştik ya evet, daha evet, önce evet. Yoğurdun içine katmıştık. Keten tohumu demin konuştuğumuz hani yağlardan iyi bir omega 3 kaynağıdır. Hem de bitkiseldir. Özellikle vejetaryenler için de rahatlıkla kullanılabilir. Hamilelerin, emzirenlerin çok kullanmasını istemiyoruz. Bu birincisi. Keten tohumu iyi bir omega 3 kaynağı olmasıyla birlikte bağırsaklarımızda da çok ciddi böyle bir hareketlendirme sağlıyor. Peki biz ne yapacağız? Tane keten tohumu alıp yemekten hemen önce çekeceğiz. Yani böyle çekilmişi bekletmeyeceğiz. Peki, ya da taneyi çiğneyerek hı. yiyeceğiz. Onu söyleyeyim. Yani illa öğütmemiz gerekiyor mu? Tane halinde de atabiliriz atıyoruz, yemekleri atabiliriz. Mesela şu şimdi dördüncü geliyor yumurta. Yumurta. Aynen. Bir kere zaten... ben bunu kocaman yazarım. Hı. Çünkü neden? Bugün ne öğrendik? Anne sütü. Anne sütünden sonraki en önemli protein. Vücudumuz biyo yararlılık diye bir şey var. Evet. Hani bu birçok kişinin bilmediği ya da umursamadığı. Hı-hı. Yumurtanın da biyo yararlılığı yüksektir. Hı-hı. Yani vücutta kullanımı. Yani ıspanakta da demir 7 miligram ama vücut kullanamıyor. Doğru. Yani bir de yumurtanın içindeki bilgilerimi söylemeden yapamayacağım. Lütfen hemen. Demirin emilimi için lütfen anneler, kadına, bakın, herkese demir. Söylüyorum. Bu demir emilimi için üzerine limon sıkmaları lazım. Ya da demir emilimi yoksa, için. Yoksa olmaz. Bakın ne kadar güzel bilgiler. Ya da yanında limon. Sivri biber, portakal. Aa, yani güzel. C vitamini. Sivri biberli. Ya aslında bizim şeyimiz de var. Yani kültürümüzde zaten o kadar iyi bir kültürümüz var ki. Biz zaten kültürümüzü uyguladığımızda vitaminleri mineralleri rahatlıkla yemebiliyoruz. Hı hı. Ama biz işte koptuğumuz için bunlar başımıza evet. geliyor. Yumurtanın üzerine keten tohumu eklediğinizde kahvaltıda çok ciddi tok tutuyor. Güzel. Zaten yumurtanın tok tutma özelliği var. Bir de keten tohumu ile beraber. Beraber çok tok harika tutuyor olur. Ve kilo vermenize çok ciddi yardımcı. Kilo verdiren değil mi bu da aynı zamanda? Aynen zaten. Aynen. Yine kilo verdiren. Yani yine bağırsaklarınızı düzenleyerek. Çünkü bağırsakları düzenliyor, mesela kabızlık sorunu yaşayanlar. Çok fazla. Değil mi? Kabızlık sorunu yaşayanlara çok fazla önerilir keten tohumu. Bir tatlı kaşığı kadar, evet. Bir çay kaşığı. Onu da yazalım mı bir çay kaşığı diye? Kahve kaşığı. Kahve mi diyelim? Bir dakika kahve kaşığı. Bir tatlı kaşığı. Bir tatlı kaşığı. Evet. Pardon. Bir tatlı kaşığı efendim. Kahve kaşığı yeni moda ismi. Yani aslında... yumurta, keten tohumu dedik. Dediğiniz gibi yumurtanın üzerine de katabilirsiniz. Böylelikle eklemiş oluyoruz. Başka kilo verdiren besinler. Aslında kilo verdiren besinler deyince içine yağ yakan, bağırsakları çalıştıran, kabızlığı da onaran şeyler olarak hepsini, düşünebilir miyiz? Yani şimdi ayıramıyoruz tabii hı hı. ki. Yani bir de hepsinin her içeriğini de bildiğimiz için bunların arasında söylüyoruz. Çiğ sebzeler olarak demin anlatmıştım. Evet, çiğ sebzeler. Yazalım onu da. Peki çiğ sebzelerin tüketimine gelelim.
Çiğ sebze günlük bizim almamız gereken 25 gram bir posamız var. 25-30 gram, 20 gram da yani kişiye göre değişiyor bu. Bunu çiğ sebzeler olmadan alamıyoruz. Yani meyvelerden alıyoruz, kuru baklagillerden alıyoruz, onlardan bunlardan alıyoruz ama çiğ sebzelersiz bu kadar posayı alamıyoruz. Mutlaka salatalarımız olacak. Bol yeşillik. Dereotu, maydanoz, tere, roka, nane. Nane özellikle çiğnediğimizde böyle tokluk hissini çok arttırıyor. O yüzden çiğ sebzelerimiz mutlaka sofralarımızda olacak. Bizi tok tutacak. Yemeğin yanında önce bundan başlayacağız. Ya da işte çorbanın üstüne bununla devam edeceğiz. Ve tokluk hissi oluşacak. Yemeği bırakacağız ve kilo vereceğiz. İnşallah. Tamam mı? Güzel. Altıncı olarak da yoğurdu. Peki çiğ sebzelerde rokayı sevmeyen varsa... Biri vardı şu an belki izliyordur bilmiyorum. Roka'yı sevmiyor, dereotunu sevmiyor. Bunun yerine onunla tere, maydanoz olabilir. Anne familyadan. Peki kıvırcık ve marul hakkında? Kesinlikle onlar da çok iyidir. Yine familyalara benziyor. Yani yeşillik olan bunların içinde zaten böyle öldürmediğiniz zaman C vitaminleri de yüksek. Yani C vitamini bir sadece portakal, kivi falan gibi düşünüyoruz. Yeşil biberde ciddi bir C vitamini aynen vardır. Aynen öyle. Günlük 100 gram yeşil biber yerseniz günlük ihtiyacınızı alıyorsunuz C vitamini. Bu kadar basit. Çok güzel. Yoğurt. Yoğurt. Ha. Bu bizim en önemli. Hatta bak sevdiğim ben de sevdiğim şeyleri büyük harflerle yazıyorum. Yoğurt. Yoğurdu da anlatalım. Ev yapımı yapacağız. Ha, o önemli şimdi. Hemen şuraya ev yapımı yazıyorum. Light istemiyorum. Yoğurdun içindeki kaliteli yağları almanızı istiyorum. Yani... Yazayım mı light? Light'a hayır diyoruz bakın. Hayır istemiyoruz. Çünkü ev yani kalorisi düşük diyoruz ya bunu istemiyoruz. Yoğurt doğru düzgün ev yapımı olacak. Evet. Yalnız şöyle bir light'laştırabilirler. Yani kalorisini azaltabilirler. Ben şöyle yapıyorum. Evde yapılırken üzerinde bir kaymak birikiyor ya. O kaymağı alın ve o şekilde mayalayın. Yoğurdunuzu kaymağı da farklı olarak mesela kahvaltıda bir tatlı kaşığı kadar yiyebilirsiniz. Hem ev yapımı kaymak olmuş olur. En güzelini biliyor musun şimdi? Açardı annem çocukluğumda o ev yapımı yoğurdunu. Tencerenin kapağını açmadan en pis yaptığım şey ilk başta o üstündeki kaymağı alıp ilk ben yemek. Yani bu müthişti benim için. Onun da kendimiz bunu dışarıdan öneririm. Kaymak almak yerine sen diyorsun ki ev öyle yapımı zaten var bunu da kullanabiliriz aynen diyorsunuz. Aynen öyle. Bir de son olarak yedinci besinimiz. Kırmızı biber. Kırmızı biber. Ben şu an öğreniyorum kırmızı biberi. Hep yeşil biberle aram. Şöyle yazacağım. Kırmızı biber. Bir dakika. Kapsayısı pul biber mi? Yeşil biber mi? Hepsi. Kırmızı biber. Yani kırmızı tazesi ama. De hepsi. Pul biberi de. Evet. O zaman baharatı da diyelim. Tamam mı? Baharatı, sebzesi. Hepsi. Hepsi içine giriyor. Kapsaisin var bunun içinde. Tabii acı olanlar bir tık daha iyi bu konuda. Aynı zamanda metabolizmayı da hızlandırıyor, ateşliyor. Kapsaisin var içinde. Bu kapsaisin bizim yağ yakımımızı artırıyor. Araştırmalar bunu gösteriyor. O yüzden böyle pul biberi, yumurtamız, sabah yumurta koyduk ya masamıza. Üstüne keten tohumu koyduk. Kırmızı biberimizi ekledik. Yanına çiğ sebzelerden dereotu maydanozumuzu kahvaltıda dereotumuzu maydanozumuzu teremizi rokamızı koyduk. Bu şekilde bir kahvaltı yaptık. Bir dilim ekmek peynirimiz mis gibi bir kahvaltı sofrası. Çok güzel. Şunun içindeki maddeyi senin yazmanı rica edeceğim. O önemli. Neden kırmızı biber efendim? Çünkü yağ yakan kapsaisin yani maddesi olduğu için kırmızı biberde yağ yakımını kolaylaştırıyor diyor Merve. Aynen öyle. Bu önemliydi. Bu 7 besin bizim için çok önemli. Lütfen bu 7 besini hayatınıza sokun ve daha sağlıklı yaşayın. Yani kilo probleminiz olmayabilir ama kaliteli yaşamak da çok önemlidir bu konuda. Bu 7 besini hayatımıza, kahvaltılarımıza, ara öğünlerimize koyuyoruz. Şimdi Tuba neye geçiyoruz? Valla ben şimdi kızmasınlar diye bakın gözlerinizin önünde canlı canlı efendim fotoğrafını çekiyorum ki Instagram'a atacağım. Böyle evim gibi kullanıyorum ben stüdyoyu gördüğünüz gibi. Şimdi 16. kurala geçmeden önce ben seni dinlendirmek istiyorum. Evet. Arkadaşlar biz biraz soluklansak, şöyle bir suyumuzu içsek, bir rahatlasak, sizler de ekranları başından ayrılmasanız, ben bunu siliyorum gözünüzün içine baka baka ama emin olun fotoğrafı var. Instagram hesabımızı takip edenler, sadece yorum yazan değil, soru sorup kaçan değil, hediyesini alıp kaçan değil, takip edenler, lütfen bu resmi zaten görecekler, fotoğrafı atacağım. Bizler yerimize geçip suyumuzu, kahvemizi yudumlarken sizler yerinizden ayrılmayın ama sorularınızı da hazırlayın. TRT Yeni Güne Merhaba Instagram ve Facebook hesabından bizler sizleri bekliyoruz. Geliyoruz ayrılmayın.
Günaydınlar, yeni güne merhabaya. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kadını, erkeği, yaşlısı, genci. Bunlar aslında aile iklimini besleyen kanallar. Ya olursa ya olursa diye hayat kalitesi çok düşüyor. Biz kutunun rengini ve gülün rengini belirliyoruz. Ve yardım çığlığı aslında. Ben öyle görüyorum her şeyi. İyi bir çocuk yetiştirmek sizin elinizde. Önce siz kendinizi yetiştireceksiniz. Genelde ilkokul birinci sınıfta öğretmenler tarafından fark ediliyor. Hani etleri, tapları fümeliyorlar ya. Hı. Biz de burada kahveyi fümeleyeceğiz bugün. Süper. Siz de ikram edeceksiniz değil mi? Tabii. Düşmanın nerede duruyor ona bak. Yani rengarenk yaratılmasının bir sebebi var. Yaşam başarısı mı, okul başarısı mı? Pamuk kullanılabilir, kozalak her tarafta bulunabilir. Eşiyle olan sorunu, çocuğuyla olan bir sıkıntısı işe yansıyor. Analitik düşünmek ne demektir? Alternatif olarak ne yapılabilir? Kahvaltı tabağıma yumurtadan başlayacağım. Çok agresif olabiliyor. Evet efendim, sohbetimiz ve programımız hız kesmeden devam ediyor. Sürpriz konularla, sürpriz başlıklarla efendim bizler ilerleyen dakikalarda daha ne güzel bilgiler vereceğiz diyeceğim ama hem Merve'yi biraz dinlendirmek adına açıkçası, çünkü muhtelif işlere gideceğiz birazdan. 10 altın kural vereceğiz zayıflamada ve muhtelif işlerde yapacağımız detoks sularından tutun. Atıştırmalık tabaklar, gözüm de bir yandan oraya kayıyor. Acaba neyi aşırsam öyle arasında diye bakıyorum. Şimdi efendim dedim ya programı açarken genelde biz programımızda evlenecek çiftlere söz veya nişan yolunda olanlara tavsiyeler veriyoruz. Lütfen çok paralar açmadan, çok paralar harcamadan kendi evinizde şık bir nişan, şık bir söz yapabilirsiniz. Bunun için illa büyük salonlara, büyük organizatör firmalara hiç gerek yok. Sizler de bunu birilerinden görerek, birilerinden öğrenerek, nacizane insanlar bu konuda yardımcı oluyor ve bize yardımcı olacak birisi belki şu an var. Efendim şu an benim küçük o masamda gördüğünüz bu küçük malzemecikleri ben tek tek göstereceğim. Ama bunun bir görüntüleri de gelecek birazdan. Arkadaşlar sizler için hazırladılar. Öncelikle Zehra ve Mutlu çiftine mutluluklar dileyelim. Onların nişanı oldu ve bu nişanda el emeğiyle katkıda bulunan Gülşah Acar var. Kendisine ben çok teşekkür ediyorum. Şu an izliyor ve selamımı gönderiyorum. Hakeza Zehra'ya ve ailesine. Şimdi dedik ya çok büyük paralara gerek yok. Şık ve evinizde de nacizane çok güzel şeyler hazırlayabilirsiniz diye. Şu an zaten ekranda görüyorsunuz. Bakın bu masa bir ev. Evde yapılan söz. Merve de görüyor birazdan. Ve yaptığınız bu şeyler çok paralar dökmeden yaptığınız şeyler. Bakın gene söylüyorum altını çizerek. Nişan tepsisinden tutun. Bir ayna alabilirsiniz. Öncelikle bunu söyleyeyim. Önce nişan tepsisi önemlidir deriz ama bir sürü paralar harcarız. Oysa gittiğiniz bir yerden bir ayna kestirerek, efendim bir aynacıdan kestirip kenarlarını güllerle, çiçeklerle çerçeve yaparak içine çıkmayan kalemle erkeğimizin ve kızımızın ismini yazarak yüzüklerini koyabilirsiniz. Bakın çok şık, değişik şeyler ve ben bunu burada gördüm, çok da hoşuma gitti. Gelelim efendim, neyle başlayalım? Bu arada içinde çok tatlı bir nişan çikolatası vardı, ben onu yedim. Üzgünüm, onu gösteremeyeceğim. Çünkü enerjiye ihtiyacım vardı yayından önce. Böyle küçük efendim hediyelik çantalar. Şimdi göstereceğim bunun içine neler koydular. Nişana söze gelen insanlar bu hediyelerinizden alıyor. İşte bu tarz püsküller ve bu maddeleri İstanbul'da Eminönü'nde bulabilirsiniz. Ankara'da yine Ulus taraflarında, Kızılay taraflarında çok güzel yerler var. Oralardan bulabilirsiniz. Önce bulacağınız mekanları da bilmek lazım. Efendim şöyle küçük bir erkeğimiz kahve ikram edeceğiz ya damat adayına. O kadar tatlı bir şey yapılmış ki küçük kavanoz alınmış efendim. Bunu gösterelim. Bu küçük kavanozda çekirdek taneleri, yani kahvenin çekirdeklisinden, kuru yemişçilerden bulabilirsiniz. Bu çiçeği, üstündeki çiçek, yine tuhafiyelerden bulabilirsiniz ve silikon yapıştırıcıyla üzerine yapıştırabilirsiniz. Şu ipler her yerde bulabileceğiniz ipler. Fiyonk yapabilirsiniz. Eğer bilgisayar kullanıyorsanız küçük çiftlerimiz isimlerini yazabilir. Küçük bir kağıda bunu yapıştırabilirsiniz. Ve zaten yapıştırıcılarla küçük hediyelik çekirdek kahveleri isimleri üzerinde yazılı. Bu da çok hoş. Aynı zamanda efendim genelde hanımların iğnelik gibi işte aksesuar olarak yatak odalarına koydukları çok güzel, içinde lavanta kokusu var. Ama siz istiyorsanız farklı bir kokuda kullanabilirsiniz. İçine yine kuru yemişlerden, baharatçılardan bulabileceğiniz lavanta. Kuru yemişlerden nasıl bulacaksanız tabii ki baharatçılardan. Oradan bulabilirsiniz ve şu
kadifemsi bu materyali kesebilirsiniz, bir tabağa koyabilirsiniz. Onu çerçevede dizip kenarlarından iplikle dikmişler efendim bunu. Ve o ipi çektiğinizde o düz zemindeki o daire olan şey topa dönüşmüş. İçine de naftalini koymuşlar ve üzerine tüllerden keserek dikilmiş. Bu püsküller zaten hani manifaturacılar mı deniliyor? Evet, onlardan bulunup tekrar dikilebilir. Yani bunlardan evinizde yaptığınızda söz nişan hem masaya zenginlik sağlar hem üzerine yazdığınız isimler hatıra olarak kalır diyelim. Zaten bunların detaylarını belki soranlar olursa daha ilerleyen dakikalarda Instagram'da paylaşacağız. Ve efendim gördüğünüz üzere küçük bir kolonya var. Bunu aslında birçok sözde ve nişanda gördüm ben. İçinde limon kolonyası olabilir, gül suyu olabilir. Bu şişeleri de zaten bulacağınız yerler, satın alacağınız yerler var. Önemli olan onun süslemesi. Gene konseptinize uygun kurdeleler, çiçekler ve aynı zamanda püskülleriyle ekstra sizler süsleyebilirsiniz. Şu materyalleri zaten birçok yerlerde bulabilirsiniz. Özellikle kırtasiyeler olabilir. Ve tabii ki gene baş harflerinden, çiftimizin baş harflerinden oluşmuş ev yapımı kurabiye. Burada da bir kere yapmıştık. Bize gelen konuklarımızdan bir tanesi bu şekilde yapmıştı. Kurabiye hamurundan üzerine şekerlemelerle baş harflerini yazarak gene konsepte uygun kurdelelenmiş ve koyulmuş. Çok tatlı bir konsepti aslında bu. Masada özenle hazırlanmıştı. Ben tekrar teşekkür ediyorum bu vesileyle. Ve bu masa gibi belki birçok genç kızımız şu an ekran başında izliyorlar. Evlerinde maddi imkansızlıklar içinde olanlar da olabilir. Bunları en asgari ücrete düşürerek, yani toplu alışveriş merkezleri, AVM'ler değil de örneğin Eminönü'nde pazarlar var efendim. Ankara'da Ulus'ta Hanlar var. Buralardan temin edebilirsiniz. Toplu olarak alabilirsiniz. Bu size hem para kaybettirmeyecek, hem de bütçenizi sarsmayacak, hem de şık olmanızı sağlayacak diyerek konumu kapatacağım. Ama Merve dedi ki benim de kına gecemde, pardon, kına gecende mi? Şu püsküllü olanın kırmızısı böyle üstü de. Kına gecende hediye mi verdin sen? Evet, hediye vermiştik. Çok güzel oluyor ve insanların evinde hala görüyorum, saklıyorlar. Değil mi? İşte ben de şimdi buraya koydum. Zannetmeyin bu masada kalacak reji. Ben bunları götüreceğim. Evimin baş köşesine koyacağım. Tekrar efendim çiftimize mutluluklar dileyelim. Onların nezdinde efendim evlenecek olanlara Allah yardım etsin. Allah bir yastıkta kocatsın. O baştan sona kadar götürsün diyelim. Bu dileğimizle hem Gülşah'a hem de Zehra'ya teşekkür ediyorum katkılarından dolayı. Böyle bir şeye de vesile olmuş olduk diyelim. Ve konumuza devam ederken etmeden evvel TRT Yeni Güne Merhaba Instagram hesabından sorularınızı bekliyoruz dedim ya. Ve Merve diyorum ki ben. Sorulardan başlayacağız ama muhtelif işlere zamanımız daralıyor aslında. Muhtelif işlere geçsek. Olur. Muhtelif işlerde yaparken soruları de soruları cevaplayalım. Öyle yapalım bence. Arkadaşlar biz muhtelif işlere geçelim. Ben bu arada kartlarımı topluyorum. O kadar çok sorun var ki Merve'ye. Merve'ciğim seni muhtelif işlere alalım. Ben çayımı da alıp geliyorum. Evet efendim muhtelif işlerde sohbetimiz devam edecek. Hani dedik ya atıştırmalık tabaklardan tutun. Detoks sularımız olacak. Merve söz sende. Tamam. Masanın tanıtımıyla neler yapacağız? Şimdi detoks suyumuzu sona saklayalım. Öncesinde atıştırmalık tabağımızı hazırlayalım. Bu atıştırmalık tabağımız bir ara öğünde yenilebilecek bir tabak. Yanında da içeceğimiz var. Bir bardak süt. Bunun miktarı birazcık fazla olmuş. Şöyle bir bardak diyelim 200 mililitre kadar. Bunun üzerine tarçın ekliyoruz. Neden tarçın ekliyoruz? Kan şekerimizi dengelemesi adına toz tarçın. Bir de böyle bunu bir de birazcık sıcak yaparsanız üzerine de tarçın eklerseniz böyle bir hafif bir salep tadı alırsınız yani. Oldukça lezzetli oluyor. Şöyle de karıştırıyoruz. Tarçın sütü çok seviyorum. Fakat süt insanlarda yani Türkiye'de %70 oranında bir gaz yapıyor herkeste. Bunun nedeni içindeki laktoz. Bu yüzden laktozsuz süt kullanabilirsiniz. Siz rahatsız ediyorsa bir de laktozsuz deneyin bakalım sevecek misiniz? Bu şekilde bir sütümüz var. Bu atıştırmalık tabağımızın yanındaki içeceğimiz. Yani kriz tuttu. İllaki de bir şey yiyeceğiz, illaki de bir şey yiyeceğiz diye düşünüyoruz. O zaman ne yapabiliriz? Bu krekerlerimiz var. Büyük marketlerde var bunlar. Bunların bir sürü çeşidi var. Farklı farklı markaları var. Bu büyük marketlerin bu galeta falan satan reyonlarına bakarsanız eğer eminim ki bulabileceksiniz. Şöyle iki tane alıyorum ben ya da bir tane de yapabilirim bakalım. Üzerine spora gideceksiniz örneğin ve az zamanınız var fakat bir şeyler yemeniz gerekiyor. O zaman ne yapabilirsiniz? Spor öncesi birazcık size
güç versin, kas kaybınızı engellesin diye. Fıstık ezmesi iyi bir kaynaktır. İçinde proteinli de yüksektir. Aynı zamanda karbonhidratı da yüksektir. Fakat aldığınız fıstık ezmesinin içindeki yağ dikkat edin. Hatta mümkünse ev yapımı fıstık ezmesi de yapabilirsiniz. Oldukça kolay oluyor. Tarifleri internette mevcut ama isterseniz bir hafta biz de yaparız. Neden olmasın? Fıstık ezmesini bir tatlı kaşığı kadar sürdük. Bunun üzerine yine bizim sporda ya da evdesiniz, spor olmak zorunda da değil, rahat ettirecek. Yani illaki bir şey yiyeceğim isteğini kesecek bir ara öğün veriyorum. Muzumuzu şu şekilde açıyoruz ve ince ince dilimliyoruz. Gidiyorlar. Bu krekerimizin üzerine ne yaptık? Fıstık ezmesi sürdük. Onun üstüne de şu kadar bir muz. Hatta biraz daha az da olabilir kişiye göre. İki dilim bundan yerseniz size o kadar rahatlıkla akşam yemeğine bir şey yedirmez ki, midenizi o kadar tok tutar ki buna inanamayacaksınız. Ama kilo veremiyorum diyenler, biraz daha zor kilo veriyorum diyenler lütfen bir dilim yesinler. Yanında da bir sütümüz var. Çok lezzetli bir ara öğün oldu bu şekilde. Bir tane daha hazırlayacağım size. Bugün çok lezzetli şeyler hazırlıyorum. Birazdan gelip hepsini yiyecekler. Emin olabilirsiniz. Bunların tadı gerçekten çok güzel. Yani hani diyet şeylerin tadı kötüdür imajını kırıyoruz biz bu programla inşallah. Bunu açtım. Hurmayı açtım. İçindeki çekirdeği atıyorum. İçine bir çay kaşığının yarısı kadar kakao koyuyorum. Şu şekilde. Ve kapattım. Bundan 3 tane yapabilirsiniz kendinize. Bir ara öğünde sizi çikolata kadar mutlu edecek, emin olun. Ve tok hissetmenizi sağlayacak, kan şekerinizi dengeleyecek. Ama neyle beraber? Tarçınlı sütle beraber. Tek başına hurma yerseniz kan şekeriniz zıplayabilir. Biraz şekeri yüksektir. O yüzden yanında mutlaka en azından 1-2 ceviz, böyle bir yarım bardak kahveli süt de olabilir. Bu şekilde şöyle koydum ben. Bir tane daha yapmayacağım. Bu kadar yeter. Hurmalarımız büyük çünkü miktarı. Yanına da şöyle bir tam ceviz koydum. Ya bu ara öğünü kim yemez mesela? Kim ister ki bunun yerine başka bir öğün? Bunun zaten lezzetine vardığınızda başka bir şey yemek istemeyeceksiniz. Yani diyet illaki de sürekli light ürünlerle, lezzetsiz ürünlerle olmak zorunda değil. Bu kadar lezzetli şeylerle de siz rahatlıkla diyetinizi yapabilirsiniz. Bu bizim ara öğünümüzdü. Bitti Tuğba ara öğünümüz. Çok da güzel oldu. Süper. Ben de bu arada içeride, yani daha doğrusu tahtanın yanında diğer hazırlığımı yapıyorum. Aman orayı görmesin izleyenler. Ara öğünümüz bitti. Ben bir yandan hem yazıp hem seni dinledim ama şunu da ifade edeyim sana. Hı-hı. Kulağımda benim reji var ya. Hı-hı. Sevgili reji, arkadaşlar diyor ki hiç kimse sulanmasın, o benim diyor. Öbürü hayır benim diyor. Çok bence güzel. Yayından sonra buraya bir akın olacak. Evet. Ne yapsak bilmiyorum artık. Sen ye istersen yayında. Bence kilo ihtiyacı olan biri yemeli. Diyelim. Evet. Ara öğünümüz bitti. Lezzetli. Ellerine aynen sağlık. Ben seni hiç yerine oturtmayacağım. Tamam. Buraya gelmişken. Hem sorularımıza geçeceğiz. Belki bir soruyla başlayabiliriz. Zeynep Hanım'ın sorusuyla başlayalım. Ardından onu bir kenara alacağız. Yapacağımız şey detoks. Detoksu yok. Yapalım mı şimdi? Soruyu alalım. Beklesin tamam. Detoks suyu. Önce detoks suyunu bir duyur bakalım. Detoks suyu ne işe yarayacak? Bu haftaki detoks suyu su içmenizi sağlayacak. Yani sevimli bir detoks. Aynen, sevimli bir detoks suyu. Su içme şu an, çünkü şu an Aralık, Ocak, Şubat, su içmeler. Bir bardak içiyorum, içmiyorum, unutuyorum'a döndü herkes. Aynen. Ve ciltler kuruyor. Yani herkes çok kötü durumda. Evet. Biz bu hafta sadece su içmenizi sağlayacağız. Su içmenizi artıracağız. Haftada yani günlük 2,5 litre su içeceksiniz bu detoks suyuyla beraber. Harika. O zaman zaten kış mevsiminin detoks suyu diyebiliriz. Aynen, değil mi öyle. Ona? O zaman su içmeyenler de ekran başında, evet, inşallah diyelim. Şimdi ben soruları yavaştan sana sorayım. Tamamdır. Geliyor. Pakize Hanım demiş. Daha önce bir isim söyledim ama sonra ona ayıp olmasın arkadaşlar. Pakize Hanım'la başlayalım.
Öncelikle ben hemen yine duyuruyorum. İsrarla ve istekle TRT Yeni Güne Merhaba Instagram'dan Merve Hanım'a sorularınızı sorabilirsiniz. Diyelim bugün kilo vermeyi konuşuyoruz, yağ yakmayı konuşuyoruz, diyette başarılı olamamanın sebeplerini konuşuyoruz. Ve Pakize Hanım sesini bize duyuranlardan birisi. Düzenli besleniyorum ama kilo veremiyorum. Çok stres içindeyim. Doktora gittim, tiroid ve kan değerleri normal çıktı. Ne yapmalıyım? İşte kendi aslında cevabı biliyor. Çok stres içindeyim demiş. Onun için söylemiş bunu. Lütfen daha az stres yapın. Bu çok zor bir şey ama stres hormonları vücudu yağlandırır. Yağ depolarsınız. Yani istediğiniz diyeti yapın. Evet. Ama şu demin anlattığımız direnç kilosu var ya, ona da takılmış olabilir. Yani bazı insanlar mesela 85 ile başlar, 79'da bir direnç kilosuna girer bir ay. O yüzden stres yapmıyor, kilo verebilir, kendine sürekli ben kilo verebilirim, ben sağlıklı beslenebilirim, bunları yapabilirim diye motive ediyor ve sağlıklı beslenmesine devam ediyor. Bir de kaçırdığı noktalar oluyor olabilir, geçerken ağzına attıkları, işte ekmeğin kenarından ötekinin köşesinden günlük kalorisi yüksek kalıyor olabilir kendi kilosuna, ona da lütfen bir dikkat etsin. Bu kadar. Tuğba Gültekin hanımefendi demiş ki uzun süre antidepresan kullandım. Haliyle çok kilo aldım ve veremiyorum. Çok iştahım var, ne yapabilirim? Acaba depresyonu ilacını bıraktı mı? Depresyon tedavisi sonuç verdi mi? Bunlar bilinmiyor. Evet. Yani o yüzden ben direkt kilo kısmına geleceğim. Çünkü psikolojisi insanın düzelmezse kilo ne verebilir ne alabilir. Bu bir gerçek aslında. O yüzden lütfen psikolojik tedavi görenlere sesleniyorum. Ne olursunuz iyi bir doktor, iyi bir uzman eşliğinde asla tedavinizi bırakmayın. Tıpkı diyet gibi, tıpkı vücut hastalıklarınızın ya da herhangi bir organdaki hasar gibi ruhunuzda yaralanabilir. O yarayı lütfen iyileştirin. Bunu da ısrar ediyorum, hep duyuruyorum. Buyur Merveciğim, sorunun cevabı sende. İştahı artmış. Ya bu iştahı dengelemesi gerekiyor. Bunu da demin o 16'ın kuralı vereceğim şimdi. 16'ın kuralı beklesin. Çünkü bu soru çok geniş bir soru ama 16'ın kuralla çözebileceği bir soru. Cevabı 16'ın kuralı. O zaman şöyle yapalım, Tuğba Hanım'dı sanırım. Lütfen Instagram hesabımıza burada yaptığımız 16'ın kural belki yapacağız ve Instagram hesabımıza yükleyeceğiz. Ama lütfen canlı canlı detaylarıyla, özetiyle Merve Hanım burada anlatırken sakın ekran başından ayrılmayın. Birçok sorunun cevabı onda saklı aslında. Birazdan evet, geçeceğiz. Evet. Ufak bir 2-3 bilgim var onları verdikten sonra. Vesile Yolcu, 25 yaşında, 75 kiloyum, 8 ay sonra düğünüm var. Basen bölgesinden şikayetçiyim, ne yapmalıyım demiş. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun, inşallah hayırlı bir şekilde düğününüz olur diyelim. Evet. Basen bölgesi için ya, şimdi kilosu da yüksek zaten, 75 kilo, boyu kaç bilmiyorum ama genelde Türkiye standartlarına 1.65 olarak alabiliriz. Bizim örnek ben 1.65. şöyle olabilir, basen bölgesi için yürüyüş olmadan olmaz ne yazık ki. Yani basen sporsuz gidecek bir şey değil, fakat zaten kilo yüksek. Yani bir genetik var, evet, bir genetik yatkınlığımız var. Armut tipli olabiliriz, elma tipli olabiliriz. Bir hafta tipleri konuşalım mı Tuğba? Çok zevkli olur. Lütfen ben hatta çizelim. Evet, çizelim. Kadın Türkiye'de evet. Armut var, elma... ben sustum. Yani kadın tipleri dediğimiz evet, aslında evet. Şekil bozukluğu da olan. Çok zevkli oluyor. Hatta böyle şey yaparız. Tedavisi. Kartonlarla falan yaparız. Çok güzel olur süper inşallah. Süper ya, bir hafta bunu yapalım. Evet, bunu senin yapalım. Devamını getireceksin belki. Bu işte tip çok önemli. Armut tipli muhtemelen bu arkadaşımız. Armut tipli olduğu için genetik bir yatkınlık var. İlk 5 kiloyu yine üstten verecek bu kadın. Yine üstten verecek. Yapacak bir şey yok. Ama kilo vermeye başladıkça 5'ten 6'ya 10'a doğru çıktı. Aşağılarda gidiyor. Hiç merak etmesin. Fakat spor desteksiz olmaz. Evet. Bölgesel çünkü. Çok önemli yürüyüş. Belki değil mi? Stepper'larda olması, bacaklarında falan. Kesinlikle. Şimdi diğer sorumuza geçiyoruz Merveciğim. Merve Hanım, hiç kusura bakmasın ama diyet yapmak bana saçma geliyor. Neden diyet yapayım ki? Yüce Rabbim yiyiniz içiniz ısraf etmeyiniz demiş. Karşı mı geleyim? Evet. Şimdi bu soru da çok güzel bir soru. Hemen cevaplayayım. Merveciğim. Efendim. Bizim rejimimiz çok fena. Rejimizin şakası. Tamam. Ya orada var ya fena, neler dönüyor ben içeride bilmiyorum. Sadece kulağımdalar. Ama aslında güzel soru ya. Bu kafalarına takılıyor. Bak diyor ki insan. Ne kadar kendine güvenen bir diyetisyenimiz var. Cevabını ver rejiye. Vereceğim. Evet, beni dinleyin. Şimdi oldukça güzel bir soru. Aslında gerçekten insanların kafasına takılıyor. Neden bu kadar nimet var? Neden? Ama Peygamber Efendimizin zaten bir sürü hadisi var. Bir sürü, yani yiyiniz içiniz israf etmeyinizde de
her şeyi yiyiniz neden demiyor ki. Tamamen tıkıbasa doymadan kalkın. Aynen öyle. Yani zaten bu yere oturmada midemizin üçte birinin suyla, üçte birinin havayla ve üçte birinin yemekle dolu olması sıyla size bu cevabı veriyorum. Aldın mı cevabını reji? Geçelim Zuhal Toprak. Günde 10 tane yumurta yemem gerektiği söyleniyor. Protein için doğru mudur? Söyleniyor. Hayır. Da kim söylüyor? Spor onu da hocaları söylüyor. Merak ettim. Spor hocaları söylüyor. Yani doğru değil. Baş edemiyoruz. Diyoruz. Aynen öyle. Ümmühan Toptaş. Yine sadece beyazını yediriyorlar. Ya lütfen sarısını da yiyin. Ya beyazı daha çok protein içerir doğru. Yumurtanın. Sarısı da daha çok yağ içerir. Ama yumurtanın içindeki yağlar o kadar kaliteli yağlar ki yani siz o sarısını çöpe atamazsınız. Fakat kolesterolü de sarısında olduğu için insanlara diyemiyorlar tabii ki 10 tane sarıyla beraber ye. Yoksa kolesteroller fırlıyor. Tabii diyen doktorlarımız da var şimdi. Ama kesinlikle günlük 2-3 tane yumurtadan fazlası yenilmez. Evet. Önemliydi. O yumurta meselesinde şunu sormak istiyorum. Haşlanmış yumurtanın kokusundan nefret eden. Evet. Biz şimdi yumurtanın üzerine çok durduk. Evet. Onu ben genelde şey yapıyorum. Bitkinin adını kimyon. Kimyon. Kimyon, pul biber, karabiber yapıyorum. Evet. Böyle güzelce süslüyorum. Hatta ne yapıyorum biliyor musun? Bir de üzerine zeytinyağı geziyorum. Sen aslında güzel şeyler yapıyorsun. Ya. O yüzden zaten böyle. Yani ben bunu yapıyorum açıkçası. Evet. Bir de zeytinyağı gezdiriyorum. Çok lezzetli oluyor. Bu hiçbir zararı yok değil mi bu şekilde yememek? Kesinlikle. Ben süslüyorum kokusuyunu mesela daha lezzetli olsun. Mesela diyet yapıyorsa da kişi zeytin yerine zeytinyağı tüketebilir bir tatlı kaşık kadar. Zeytini o gün çıkarır hayatına. Evet. Bunlar da önemliydi. Demet Öğün, bir gün içinde yememiz gereken porsiyonlar nasıl olmalı? Ay soyadının öğünü soruyor aslında. 16'ın kuralda yine bu cevabımız. Bekliyorsunuz o zaman. Seda Güner, 23 yaşındayım, bilgisayar başında çalışıyorum. Akşam 1 saat spor yapma imkanım oluyor. Yatmadan önce tarçınlı süt veya zencefilli yoğurt yiyorum, faydası var mı? Direkt yatmadan önce değil 8.30-9 gibi yiyebilir, oldukça lezzetlidir. Kaliteli de bir protein almış oluyor, gayet iyi. Güzel. Beyza Çınar, 17 yaşında kızım, 82 kilo. Kilosundan çok rahatsız, ben söylediğim zaman üzülüyor. Nasıl davranmalıyım? Evet, bunu daha önce çok programda da söyledik aslında. Annenin burada bu topa girmemesi lazım. Çünkü anne söylediğinde çocukta yokluk sendromu gibi, yani annem benden esirgiyor. Babam benden ekmeği esirgedi, görüyor musun? Bak işte bunlar benim yediğimin gözünün içine bakıyorlar, yemeyeyim diye, fazla yiyorum diye düşünüyor. Ya anneden babadan nefret söz konusu. Sevdiği bir abla abi uyarabilir. Kendisi farkındalaştırılabilir yani. Yani mesela bak bu kıyafet sana olmuyor mu kızım gibi. Yani hani iğneleyici değil ama. Hani gün içinde belirli bir düzende kurulabilir. Bir de yani anne burada çok önemli. Genelde anneler ne yazık ki hani iki ya da üç çocuk oluyor. Bir çocuk yemiyor, ötekiler yiyor. O yemeyen için poğaça, börek, her şeyi hazırlıyorlar. Bu sefer bunları yeme diyorlar. Evet. Gibi böyle. Aslında evde sağlıklı beslenmeyi kurmak. Aynen öyle. Şunu söylüyoruz. Çok fazla kilosu olan ya da anoreksiyaya giden genç kızları olan anneler, sizlere sesleniyorum. Lütfen aşağılayan ya da işte iyice zayıfladın, bu ne hal? İşte çöpe döndün, tüy gibisin, uçacaksın, bir vursam kaçacaksın gibi. Bunları yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz bilmiyorum ama ben görüyorum. Aynı şekilde çok kilosu olan, bu ne böyle duba gibi oldun, yarın bir gün evleneceksin, seni istemeye de gelmezler gibi. Ben çok kulağıma gelen şeyler var annelerden, şunlardan, buradan. O yüzden diyorum ki lütfen çocuklarınızın özgüvenini zedeleyecek terimler, cümleler kurmayın. Bunun usulü ve yordamı vardır. Asla topluluk önünde rencide edici cümleler kurmayın. Lütfen başka düzgün fizikli birisiyle de lütfen kıyaslamayın. Her vücudun kendine ait endeksi vardır. Kesinlikle küçük uyarılarda bulunsunlar. Ben şimdi sana aşağılama yok ama. Aşağılama yok. Sen anlatırken aklıma geldi. Ben lise 1'in sonuna doğru kilo almıştım. Ciddi yani biraz kilo almıştım kendime göre. O zaman işte babamla beraber alışverişe gitmiştik ailecek. Babam bana Merve hayırdır ne oldu sana demişti mesela. O gün ben kilo aldığımı fark ettim. O güne kadar fark etmemiştim. Yani aslında şunu demekte çok fayda var değil mi? Ben bu arada burayı hazırlıyorum. Yani farkında oldurmakla aşağılamak arasında çok ciddi bir kesinlikle. Fark var. Yani hani kızım acaba oğlum ya da işte acaba çok bak sağlığın zarar görecek. Yani sağlığına dikkat evet. etme.
Evet. açısından. İleride çalışacaksın, anne olacaksın, baba olacaksın. Senin kendine dikkat etmen gerekiyor. Buradaki kilo probleminden ziyade sağlık problemi mi acaba diye diyetisyene ya da bir doktora yönlendirmenin yolunu bulun. Tatlı dil yılanın deliğinden çıkarır, kiloları da attırır diyelim. Ayşe Hanım'ın sorusu. Çalıştığım için spor yapacak vaktim yok. Göbek bölgesinden kilo alıyorum. Nasıl kilo verebilirim? 16'ın kuralı. O zaman Merve'cimiz bence detoks suyuna başlayalım. Başlayalım mı? Detoks suyunu sonraya mı bırakalım yoksa nasıl yapalım? Şimdi karar verelim. Sen detoks suyunu yapalım. Ne kadar zamanımız alır? Hemen 2 dakikada yapalım. O zaman sona bırakalım. Sona bırakalım. Sona bırakalım. Gel Merve'cim. Şimdi baktım ben bir sürü soruya diyor ki Merve ama bu 16'ın kuralını izlerlerse olacak. Bu şöyle olursa olacak diyor. Dolayısıyla başlayalım. Aynen. 10, 6'ın. Çünkü genelde nasıl zayıflarız diyoruz. Evet. Burada zaten biz reçete şeklinde inşallah 10 kuralda vereceğiz. Hı hı. Şimdi bir başlıyoruz tabii ki de 2,5 litre suyla başlıyoruz. Güzel. Bu çok önemli. Ekstra bazı haftalar detoksları da yapılabilir fakat su bizim. Yani siz nasıl her sabah duşa giriyorsanız, nasıl vücudunuzu arıtıyorsanız bu iç organların, bu ağızdan başlayan, anüse kadar olan bu sindirim sisteminin, bütün vücudun temizlenmeye ihtiyacı vardır. Karaciğerin, böbreklerin. Su içmeden kilo verirseniz zaten vücudunuz çöker. Toksinler atılamaz. Bu dünyadaki çok rahat bulabileceğimiz, en iyi kilo verdiren, metabolizma hızlandıran doğru söylüyorsun. İçecek sudur. Başka içeceğe ihtiyaç duymamızı gerek kalmaz su içtiğimizde zaten. Hı hı. Yani biz eğer asitli içecekler içmeden duramıyoruz diyorsak burada kesinlikle su içmiyorsunuzdur. Hı hı. Bir sıkıntı vardır. O yüzden lütfen günlük su içimize dikkat edelim. 2,5 başta ağır geliyorsa 1,5-2. Yani azar artıralım değil mi? Artıralım, evet. Azar. Arttırabiliriz. Bazı haftalarda da detoks suyu yapabiliriz. Başlayarak değil mi? Aha, bu şekilde. Aynen. Sonra detoks suyu ekstra şuraya artı bir de. Artı detoks suyumuz az sonra kış detoks suyu gelecek. Ayrılmayın diyorum. Evet. Çünkü kışın su içmiyoruz bunu biliyoruz. Kışın zaten havalar soğuk diyoruz su içtikçe üşüyoruz ama ben ılık su içmeyi tercih edenlerdenim bilmiyorum ne yapıyor. Gayet iyi. Yani birazcık böyle ılıştırıyorum kettle'da kaynatıyorum. Şeyde kaynatıyorum ondan sonra onu dengeliyorum. Merve'cim ikinci maddemiz nedir? İkinci maddemiz yeşil çay. Hiç konuşmadık demin yeşil çayı. Evet, seviliyor mu yeşil çay sence? Seven insanlar da çok. Evet, çok buruk bir tadı. Ben çok sevmiyorum. Ama yeşil çayı sevmeyenlere önerim beyaz çaydır. Paranteze bir beyaz çay. Koyuyorum. Ben ne söyleyeceğim daha şimdi? Az buruk. Başta hemen yakınımdaki kameramanım. Beyaz çay vermiş. Yeşil çay içer misiniz? İçersiniz. İçen var mı hep? Bak işte gördün mü? 1, 2, 3, 4 tane, 5 tane kameranın içinde bir tanesi içiyor. Evet erkeklerde daha bir şey bile. Erkekler de hiç sevmiyor. Aynen ama günlük 2 kupa kadar hayatımıza katıyoruz. 2 kupa diyelim evet, hemen. Evet yeterli. Yanına. Hani 5 kupa falan fazla geliyor. Hı-hı. İçine kabuk tarçınımızı atalım. Güzel lezzet. Aslında dengelensin. Lezzetlendirir. İçilebilir hale getiriyorsun değil aynen. mi? Kabuk de, tarçın. Demleme çok önemli. Şimdi burada demleme olayına girmeyelim. Başka gün muhtelif işlerde yaparız onu. Yakıyorlar. Yaktıkları için buruklaşıyor tat. Çok kısa bir şekilde sıcak suya kaynatmak yerine. Kaynattık. Birazcık beklettik. Suya bardağa suyu koyduk. Biraz durdurduk. Yeşil çayı attık. Yakmıyoruz. 5 dakika durdurup çekiyoruz. Çok güzel. Hemen belki bunun detayını ilerleyen günlerde gireceğiz aynen. ama şimdilik bilgi olsun efendim. 3. maddemiz nedir Merve'cim? Yürüyüş yapıyoruz. Yürüyüş. Ben 30 dakika 5 gün. Yürüyüşümüzü eksik etmiyoruz diyoruz. Peki aslında şöyle büyük harflerle yazıyorum. İlla ki Merve'cim ben yürüyüş yapıyorum. Ben şunu söyleyeyim sana. Hı-hı. Biraz daha kullanılabilir bilgiler olması hadi. Adına. Yürüyüş yapmak için yürüyüş bandına çıkamıyor ya da işte hadi ben eşofmanlarını giydim, spor yapacağım, yanıma suyu aldım, kulaklığımı taktım, çıkıyorum olmuyor. Yürüyüşe. Olmuyor. Ne yapılabilir? Kış ayazında özellikle. Kış aylarında arabayı uzak bir yere park etmek diyoruz hep. Aynen. Bir durak otobüsteysek değil mi? Bunları aslında hayatın içine serpiştirin. Başka neler yapılabilir? Yine hani AVM içinde gezintiler çok önemsenmiyor ama bence önemsenebilir. Çok fazla mağazaya girmeden en azından bir ilk 15 dakikası eforlu bir şekilde yürünüp sonrasında tekrar mağazalarda durarak yani hafta sonunda herkes AVM'ye gidiyor Ankara'da yapacak çok bir şey yok. En azından onu da bir aktivite haline getirebiliriz. Onun haricinde bilgisayarda YouTube'da ciddi programlar var. Evden çıkmanızı gerektirmeyecek ücretsiz uygulamalar bunlar. Spor salonunuza ekstra ücret ödemeniz de gerekmiyor. Orada yürüyüş videoları var. Evden çıkamayan kadınlar için özel hazırlanmış. Bunlara bakabilirler.
odanın içinde adım atıyoruz. 10 bin adımı buluyoruz ve çok zevkli. Karşıda böyle onlarca kişi spor yaptığı için onlara bakıp ben de yapayım diyorsun. Benim teşvik yapan, ediyor. Çok teşvik ediyor. Yapan danışanlarım var. Evet, dördüncü maddemiz nedir? Saat 20'de buzdolabı kilit. Bir tane şimdi şey yapıyoruz. Hazırlıyorsunuz. Kilit koyuyorsunuz oraya. Yasak kelimesi değil, daha tatlı bir şey. Evet. Belki onları buzdolabını açıp yeme isteğini aslında kör atacak. Şöyle yaptırıyorum bazı danışanlarıma. Zayıf bir resimleri varsa zayıf resimlerini asıyorlar buzdolabının üstüne. Ya da çekmecelerinin önüne. Hı. Böyle abur cubur çekmecelerin üstüne. Resim asıyorlar. Mutlu oluyorlar yani. Ben zaten böyleydim. Böyle olacağım diye açmıyorlar buzdolabının kapısını. Evet. Ya da kilitliyiz yazıyoruz. Kilitli o biraz dedik. Daha yasak. Buzdolabını. Evet. Buzdolabı kilitledik. Yani 20-30'a da bazen bu çekilebilir ama. En ideal 20 geç. Yani kaçta yatmanızın çok bir önemi yok diyorum ben. Böyle YouTube'da bir videomun altına binlerce yorum gelmiş. 20'de yemek mi bırakılır falan diye. Şöyle bir durum var. Biz 20'den sonra otursak da gece 2'ye kadar ne yazık ki hiçbir şey yapmıyoruz. Ya bilgisayar ya telefon başında ya da evde işte küçük işler. Evet. Çok böyle çok ciddi bir koşturma yok. O yüzden bu saatte yemeği bırakmak çok iyidir. Çünkü gece artık 11'den itibaren bizim hormonlarımız kendine bir çekidüzen veriyor. Lütfen yormayalım vücudu. Evet. Peki 5. maddemiz. Neredeyse araladık. Sorular birikiyor bu arada Merveciğim. Tamam biraz hızlı gidelim. Evet hızlı gidelim. 5. Kahvaltı yapılıyor. Onu kırmızı kalemle yazacağım. Evet. Kahvaltı atlanmıyor, poğaça yenilmiyor. Onu bir açıklayalım. Kahvaltıda demin anlattığım yağ yakıcı besinlerden kullanıyorsunuz. Yumurta, peynir, bol yeşillik, 1-2 dilim tam buğday ekmeği. Hı-hı. Üzerine işte keten tohum, pul biber. Güzel evet. Bir kahvaltı. Bazı günlerde bunu tabii ki değiştirebilirsiniz. Omlet yaparsınız ya da yulaf ezmesi falan da tüketilebilir. Değiştirilebilir ama kahvaltıyı 9'a kadar, 9 sınırımız vardır. 9-9.30'a kadar yapıyoruz. Yani? Metabolizma şimdi şöyle düşün. 0, sabah şöyle bizim, yazalım mı Merve? 9'a kadar metabolizmamız çok hızlı çalışıyor Tuğba. 0-9.30'a kadar evet, en geç değil en mi? En geç. Şimdi çok hızlı çalışıyor. Bu çok hızlı çalışan metabolizmaya evet. Sen hiçbir şey vermeyerek diyorsun ki çalışma, lütfen çalışma. Ama metabolizmanı çalıştırmaya da çalışıyorsun. Evet. Bu nasıl bir ikilemdir? O yüzden bu vücuda yani arabaya benzin koyuyorsunuz. Evet. Çok kısaca. 6. Öğle yemeği. Ya buradaki işte. Öğle yemeklerine çok dokunmuyorum erkeklerin özellikle. Erkek danışanlarım. Neden? Evet, öğle yemeğini atlamıyoruz. Atlamıyoruz ve çok dokunmuyoruz. Burada özellikle kurumlarda çalışanlar çıkan yemekleri yiyebilirler ama burada ne yapabilirler? Ana yemeği yediler. Çorbayı yarım isteyebilirler. Yarım çorba. Ana yemek salatayla yoğurdu kendi getirecek ve pilav makarnayı da yarım porsiyon alacak. Bunu bile yapması hayatında çok büyük değişiklikler sağlar. Evet, özellikle bu tabii dediğimiz gibi memuriyet hayatı. Çok fazla çok var, aynen alıyor. Öyle. Çok dakikalarımız hızlanıyor, uyarımı alıyorum, soruları da geçeceğiz. Tamam. Yedinci maddemiz ne? İkindi ara öğünü. Bunu konuşmuştuk o yüzden evet. Onun üstüne çok durmayacağım. Tamam geçelim, sen 8'e gidin. İkindi ne ya? İkindi ara öğünü. Mutlaka küçük bir ara öğün yapmak, kan şekerimizi yükseltmek yapılacak. Ve gece saldırılarını engellemek. Evet. Buradaki amacımız. Ne biliyor musunuz? Çünkü gece, onu sen söyler misin? Hı. Gündüz hiç yemeyip. Gündüz hiç yemediğimiz zaman gece boyu vücudumuz diyor ki ben beslenmeliyim, bir şeyler yemeliyim, kendime ödül vermeliyim. Gece atıştırmaları, aşırı yemeler kaçınılamaz oluyor. O yüzden gece 9'dan 10'dan sonra bir şeyler yemek istemiyorsanız lütfen. Evet. İkindi ara öğünü yiyin. 3 maddemizi sıkıştıracağım, sığdıracağım. Ve böyle seni bekliyorum. 8 akşam ne? Yemeği. Akşam yemeği. Onun altında söyleyeceğim şeyler. Akşam yemeğini hani derler ya kahvaltıyı padişah işte öğlene daha düşük düşük giderler. Gerçekten de öyle. Akşam yemeğini yoğurt, salata, çorbaya çevirsinler bir süre. Ama öğlen protein alıyorlarsa, eğer öğlen protein almıyorlarsa, kahvaltıda da yumurta yiyemiyorlarsa, akşam çok güzel bir önerim var. Akşam kahvaltısı omlet. Omlet. Çok ciddi bir protein kaynağı. Saat verir misin Merveciğim? Akşam yemeğine. 6.30-7. 6.30-7. Yani şöyle yapıyorum. Bu arada o kadar fenalar ki bitiyor vakit diyorlar.
Omlet ekmeksiz yenir mi diyor. Yönetmenim soruyor. Omlet bir dilim ekmekle yiyebilir. Yönetmenizin kilosu bir dilim ekmek, bir iki dilim ekmeğe yiyebilir. Kaldırırmış Ahmet Bey. Evet. Dokuzuncu. Yoğurt ve salata. Hayatımızdan çıkartmayacağımız en önemli yoğurt besinler. Yoğurt artı salata. Biz detoks suyuna gidiyoruz. Ve 10. maddemiz. Hemen söylüyorum bir saniye. Günlük rutine hareket eklemek. Yani egzersiz. Demin anlattığım hani yok diş fırça. Ha, hayır, anladım. Günlük rutine. Hani burada da anlatayım mesela. İşte çorba çeviriyoruz mesela. Beni çekerlerse. Hadi bakalım bitti zaten meşimiz. Bitti mi? Hadi bakalım. Çorba çeviriyorsunuz, bacaklarınızı yana doğru açıp kapatabilirsiniz. Dişlerinizi fırçalıyorsunuz, kollarınızı kaldırabilirsiniz bir litre suyla. Bu şekilde günlük rutine hareket. Günlük hareket. Şimdi sorular geliyor. Detoks suyuna gidelim mi? Detoks suyuna gidiyoruz. Bu günlük hareketleri hayatınıza sığdırın diyorum. Kulağıma söyleniyor. Artık vakit daralmış. Biz detoks suyuna başlayalım. Sen detoks suyunu yaparken efendim 16'ın kuralı silmiyoruz. Instagram'da paylaşacağız. Dakikalarımız azaldığı için lütfen kimse kusura bakmasın. Bir yandan detoks suyunu yaparken hem anlatacaksın ama ben de soruları nasıl sıkıştırayım diye düşünüyorum. Gelen sorulardan bir tanesi fabrikasyon mu doğal yoğurt mu diyor. Biz hep söylüyoruz. Doğal ev lütfen yapımı. Doğal ev yapımı yoğurt. Fabrikasyon yoğurt yok. Asla lightmış işte şöyle kilo verdiriyormuş, böyle bağırsakları çalıştırıyormuş diye lütfen fabrikasyon yoğurt almayın diyelim. Ve Merveciğim detoks suyuna başlasın. Nanemizi ekledik. Bunun kokusu bizi çok rahatlatacak ve suyu içmemizi sağlayacak. Çünkü ferah ferah kokuyor. İçine kış meyvelerimizden olan portakalımızı ekliyoruz. Bu sefer portakalımızın kabuklarını dıştan ince şekilde soyacağım. Çünkü kalıntılar da kalabiliyor. Bunu dedik ya herkes içsin diye. Hamileler içecekse naneyi azaltıyorlar. Bir iki yaprak koyuyorlar. Ama böyle bir iki dilim portakal koyup bir iki dilim armut koymalarında sakınca yok. Hamileler emzirenler içebilir dediğim gibi naneyi azaltıyorlar. Naneyi azaltıyorlar. Detoks suyunun nasıl tarifini bulabilirler? Yani adı ne bu detoks suyunun? Renkli detoks suyu bu. Renkli kış detoks suyu. Evet, kış detoks suyu arkadaşlar. Kışın su içmeyi azaltıyoruz, unutuyoruz ama bu bize zevkli hale getiriyor. Niye? C vitamini var. İçinde tok tutan nane var. Bunlar, tadı da güzel. Tadı gerçekten da güzel. Tadı çok lezzetli. Şimdi içeceksin bak. Evet ilk ben tadacağım efendim. Ve portakalla nane bir araya geldiğinde çok böyle fresh, rahat bir tat oluyor. İçtikçe içesin geliyor. Evet. Armut da var. Aynen öyle. Armutumuz da var. Tamamdır. Şu şekilde. Küçük küçük dilimliyoruz. Dilimliyoruz. Bunun da birazcık tadı çıkacak. Evet, 2-3 parçacık. Dileyen olursa buna kabuk tarçın ekleyebilir. Hamileler değil, normal emzirenler de ekleyebilir. Bu şekilde çok lezzetli bir su elde ettik. Bunu mesela sabahtan yaptınız, 3 saat beklettiniz. Süzün ve içmeye başlayın. En azından su içeceğiniz aklına gelir ya da ara öğünde bir şeylerin yanına bunu koyarsınız. O kadar hoş gözüküyor ki misafirlerinize ikram edersiniz. Evet, çok da güzel, hoş. Çok güzel. Ben onun tadına bakacağım ama arkadaşlar kaç dakikamız kaldı? Program bitmiş Merve. Ya. Şaka değil mi? Şaka değil. Reji bu sefer sana şaka yapmıyor. Ya. Gerçekten saate bakarsan. Evet, evet gerçekten. Ya ben ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten o kadar yoğun, o kadar dolu derin dolu. Geçti ki. Eminim biz bu günün tekrarını sizin sorularınızla sadece ama sadece sizin sorularınızla şekillendirerek yine böyle bir program yapacağız. Masamız renkli ve bu renkleri katan Merve Bilge Atalay'a çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Gerçekten hem reji için hem bizim için çok eğlenceli bir yayındı. Böylelikle bugünün sonuna geldik. Sorularınıza belki Merve dönmeye çalışabilir. Onu kendi inisiyatifine bırakıyorum. Çok da zor durumda bırakıyorum kendisini. Yığınlarca soru varmış. Lütfen hakkınızı helal edin. Hafta hafta bunları küçük küçük diğer haftalara da atabiliriz. Diğer haftalara aynen sorularınız bana varsa soru almayın. Perşembeye o soruyu atın. Yani ne yapabiliriz? Bu cevaplanmayan soruları bir dahaki perşembe Merve geldiği zaman Allah nasip ederse sizlere dönüş yapalım diyelim. Bugünlük bizden bu kadar. Efendim sizler ekranlarınızın başında sabırla bence iştahla bizi izlediniz. Çok teşekkür ediyorum öncelikle sizlere. Yarın yine yeni günde merhabada saatler 10.30 gösterdiğinde TRT Diyanet ekranlarında ailenizin kanalında olmayı ihmal etmeyin diyorum. Görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.